Başladık yayına. Nice. Hemen Discord duyurularını da yapalım. Geçmiyor bana inat, vazgeçmiyor hayat. Biten umutlarım, ben de aşka yenildim. Bildim ne yine de unutmadım. Baktığımda mazi arada geride. O zaman hadi bakalım bir Discord'da falan duyur artık. Ben çağırabileceğim kişileri çağırayım. Geleceğini düşündüğüm kişileri falan. Ben de aşka yeni bildim. Bir dakika, Helen'den direkt dur hemen. Helen, senin yazdığına dönebilmek için bakabilmem lazım. Dur ya, yazdığın gelmiyor şu an. O yaz hoş geldin. İrfan Can en çok çalım atan oyuncu olmuş maçta. Ne yapıyorsunuz? Merhaba, ben bok gibiyim. Ben de bok gibiyim. Yazıl hoş geldin. Abi ben bak başlıkta gördüm. Başlıkta açıklamayı gördün abi. Başlıkta açıklamayı gördükten sonra çok da konuşmaya yok yani. Çok da üstüne muhabbet etmeye gerek yok. 3 kişi olmuşuz bu arada. Hoş geldiniz abi. Bugün dertleşelim şöyle bir güzelimden. İstiyorum ki dertleşelim. İki sohbet edelim yani. Ne yapalım? Ben yine 2,5'luk direkt kolamı aldım. Bundan sonra Gas Station Simulator geçip artık bugün herhalde oyunu bitiririm diye düşünüyorum. Kolamla birlikte selamlıyoruz sizi. Yani bakalım. Ben de keyifler güzel mi? Yani ortalama şimdi. Neye geçip bitiriyorsun? Orayı kaçırdım. Gas Station Simulator. Orada simülatör oyunları atıyoruz ya. Gas Station Simulator var. Eğer etkileşim çok olmazsa Gas Station Simulator geçeceğim. En azından oyun oynayayım bir yandan sıkılmamak için. Ama şu anlık güzel gidiyor. Ha şu oyun aynen. Aynen bizim o meşhur oyun. Benim kafa kısaca onu diyebilirsin. Yani bizim meşhur oyun. Amacım o. Bakacağız artık. Belki ödev medev yapıyor şu anda. Hatta ben bir yandan şeye bakmak istiyorum. Bakalım benim başka ödevim var mı? Tamam. Sadece 9 Nisan, 9 Haziran'a ödevim varmış. O da çok rahat yapacağım bir şey zaten. Bunu oturup şu an bile yapabilirim ama şu an yayındayım. Kısaca. O yüzden keyifler öyle bende. Bakalım ben şimdi böyle yayına çağırabileceğim adam arıyorum. Kim görebilir acaba yayını? Baktığımda. Bugün hem yarış hem maçı izledim, palyaç olacağım valla. Verstappen kazanmış rahatça öyle diyorlar. Abi lol gelir mi? Bugün gelmez. Hayatta kazandım savaşım. Aynı ben. Bak. Size şimdi son günlerde yaşadığım şeyleri anlatacağım. 950 TL trafik cezası yedim. Muhaliftim. Seçimi kaybettik. Volkan Konak'a çok dikkat edin. Bir de Fenerbahçe zaten şampiyonluğu verdi. O kadar. Yani hayattaki en kötü şey oldu. Hatta Almanya Ligi'nde iki takımı da severim ama Dortmund'u daha çok severim. Dortmund kaybetti. Arsenal, ya Big Six'in hepsini seviyorum Premier Lig'de ama hani Arsenal yıllardır şampiyon olmuyor. Çok güzel gidiyor diyordum. Hadi ama Manoluyum gerçi ben. Manol olmak Arsenal'li olmaktan daha da kötü gerçi. Ya ben hakikaten çok kötü bir füzyonum. Çok kötü bir birleşimim ben. Üzülerek söylüyorum. Canımız sağ olsun. O yüzden benim kazandığım savaş yok kesinlikle. Senden daha çok benim yoktur bu arada kazanamadığım savaş. O kadar yani. Lökler sert lastikle yarışa başladı. Diğerleri yumuşakla başlamış. Diğerlerinden erken girdik de. Sert lastik erken gitti. Ona candan ötürü düz mantıklı. Şu hataları çocuk yapmaz. He, işte bilemeyeceğim artık o kadarını. Ne diyeyim baba? Ben şimdi F1'den çok anlamıyorum. Yalan yok. Ben Lewis Hamilton'ı bilirim. Benim olayım Lewis Hamilton'ı bilmektir o kadar. Başka bir şey yok bende. Ben Lewis Hamilton'ı bilirim abi. Ben onu bunu bilmem. Ben Mario Gomez'e inanırım. Ben kozmik mozmik anlamam. Ben Mario Gomez'e inanırım yani. O şekilde bir şeyimiz var bizim Lewis Hamilton'a.
Sert lastik daha çok gidiyor, olayı o. Daha çok gidiyorken nasıl daha erken pite giriyor o zaman mesela, düz mantıkta. Bu arada hemen YouTube linkini de başa sabitleyeyim. Abi bak, o amına koydum YouTube kanalına abone olacaksınız. Onu size söyleyeyim. Haberiniz olsun. İşte ha, mevzu orada başlıyor. Okey. Okey, tamam. Bak ben YouTube kanalını sabitliyorum başa, tamam mı? O amına kodumun kanalına, yani şey, abone olacaksınız abi o kanala. Onu söylüyorum size. Bu takım tarihin en büyük takımı. Mercedes'ten sonra canım. Kusura bakmayacaksın artık. Artık Mercedes var. Mercedes babalıyor hepsini maalesef ki. Nasıl olabilir abi? Bilmiyorum artık. Bak hakikaten F1 takip etmiyorum. Bana F1 F1 demeyin. Ben anlamam F1'den. Bana şey yapmayın F1'i. Tamam. Şimdi bu YouTube kanalına ve Discord'a geliyorsunuz. Ha, olmayanınız varsa geliyor abi. Okey. YouTube'daki bütün videolarımı beğeniyorsunuz mümkünse. Hepsini. Baştan aşağı beğeniyorsunuz. Bütün hepsini. Ona göre. Tamam. Beğeniyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum. Bu kadar basittir mevzu. Bu kadar tatlıdır. Bir iki yıldır da NBA'yi takip ediyorum. Celtics parlatıyor ve patlatıyor beni. Troll takım. Vallahi ben LeBron hangi takıma giderse ben hocuyum. Şeyde. NBA'de. Ben LeBron'cuyum abi. Yani, gerçi benim sevmediğim basketçi yok herhalde. Yani, nefret ediyorum dediğim basketçi yok. Çünkü nefret edecek kadar takip etmiyorum basketi. Selam Emre, iyi yayınlar, nasılsın? İyiyim ya. Keyifler yerinde. Yani başlıkta her ne kadar çok şey yapmış olsam da, depresif gibi gözüksem de aslında iyiyim. Sıkıntı yok. Yani ne kadar yani. Bir Fenerbahçeli, bir nasıl desem, Dortmundlu diyemeyiz ama bir Manchester United'lı, bir Real Madrid'li ne kadar mutluysa o kadar mutluyum. Lakers gay takımı PSG tutmak gibi. Aynen öyle. Lan Lakers 5-6 yıl öncesine kadar ölü takımdı lan. Sonlarda geziniyordu. Sonradan sonraya bir geldi LeBron, bütün her şeyi toparladılar. Ben çok şaşırıyorum Lakers'ın o durumu. Agaba çok kötü oldu Fener. Vallahi ya. Yok, Maçkolik'te hala ikinci gözüküyor Fener bu arada. Eğer üçüncülüğe düştüyse Cesus'a bay bay diyelim. Abi yerine başkadan getirelim. Vallahi sıkıldım ben. Derbi galibiyet olmayan büyük hoca mı olur amına koyayım? Real gayet iyi durumda bu arada. Ya ikinci oldular ya ligde. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde elendiler ya, o yüzden. Fener'in durumu da öyle. Fener de gayet iyi durumda güya. Ama son haftalar kala şampiyonluk verdi. Ziraat Kupası'nı büyük ihtimal kaybeder bu formla. Yani. O yüzden diyorum. Yoksa kötü ya da iyi değil. Yani iyi, hani durum kötü demiyorum ama Real geçen yıl hem şampiyon olmuş ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş bir takım için kötü durumda şu anda. O yüzden diyorum. Ara transfer dönemini transfersiz kapatırsan abi, tabii ki de ligi verirsin. Şampiyonlar Ligi'ni de verirsin yani. Neyse, yazın Havertz diyorlar ama Havertz'e güvenemiyorum ben ona, bak. Havertz beni sıkıntıya sokuyor, yalan yok. Niye Havertz yani, başka bir adam mı yok Havertz yerine? Fener'de kara kedi laneti var sanki, kim gelirse uçta uça veriyor kupayı tek Jesus yerine. Öyle. Ama Jesus mesela, ha, Vitor Pereira gelirken büyük hoca şeyle mi, mentalitesiyle mi geldi? Hayır. Ama Jesus için aynı şey geçerli. Jesus için ya, büyük hoca mentalitesiyle geldi. Jesus derbi galibiyet olmayan şey mi olur? Büyük hoca mı olur? Lan Vitor Pereira'nın bile o çalkantılı takımda Galatasaray galibiyeti var ya. Ziraat Kupası'na coşuyoruz. Koskoca Fenerbahçe camiasına bak hakikaten. Ama işte 10 yıldır giren ilk kupa olacağı için mutlu eder insan. Ama bak ben Ziraat'ı da kaybederiz diyorum. Zaten onun yerine de artık gönderelim. Ya bak, Türk bir hoca almalıyız gibi geliyor bana ya. Neden bilmiyorum ama sanki Türk bir hoca lazım gibi. Bilmiyorum. Kim gelir kim gelmez. Umurumda değil şahsen. Ben hakikaten de Fenerbahçe'yi salmam gerektiğini düşünüyorum. Artık PL'ye falan döneceğim ben. PL'yi takip etmeye başlayacağım gibi. Yılmaz Vural gelsin. Bak ben Yılmaz Vural'ı vallahi istiyordum bir ara. Yani adamın zaten hayali 3 büyüklerden birini çalıştırmak. Hani bir kez olsun adamın istediğini yapalım diyeceğim. Ama yani Yılmaz Vural'ı getirmek de bir yılını çöpe atmak demek yani. Yılmaz Vural eyvallah iyi hoca ama iyi bir taktisyen mi? Bence değil. Yılmaz Vural nasıl bir şey biliyor musun? İsmail Kartal tarzı bir profil olur Yılmaz Vural gelirse. Yani çocuklarla arası iyi. Hoca, yani büyük oyuncularla da arası iyi. Küçüklerle de arası iyi. Takım içi hani moral iyi ama puan olarak çok kötü. Direkt 15. 16. haftada şampiyonluğu verir yani. Direkt şampiyonluk yarışından kopar. Avrupa Ligi'ne bile, Konferans Ligi'ne zar zor girmeye çalışırız yani. O derece bir zorluk olur. Yoksa Yılmaz Hoca'yı ben çok seviyorum. Yılmaz Hoca iyidir ama iyi bir hoca değil yani.
Yani takımı iyi tutar. Ama ne, takımda ne kondisyon olur, ne başka bir şey olur. Hiçbir şey olmaz abi Yılmaz Vural gelirse. Üzücü bir şekilde söylüyorum bunu yani. Aha. Bilmiyorum artık ya. Yılmaz Vural gelse ne olacak sanki? Ben bir yandan bir videoları falan izleyeyim. Birkaç video varmış da onlara bakayım ben. Ben Ali Koç geldiği zamanlar BJK'li olarak dedim ki bu adamlar ligi yiyecekler, Zidane falan konuşuluyordu. Neler neler konuşuluyordu. Ben geçeyim takımın başında FM'de 3 kere daha mağlup şampiyon oldum. Uyuyor helal aldım. Sen benim FM 22 kariyerimi bir bilsen, benim 132 maçlık namağlup serim vardı. Berabere bile kalmadı. 132 maç galibiyet serim vardı benim Fenerbahçe'de. Antony Martial aldım, adam bir sezonda 42 gol attı. Bak hatta keşke bulabilsem sana şeyi atacaktım. Aslında atabilirim. Atacağım sana Discord'dan ben. Benim Fenerbahçe kariyerimi atacağım. 42 gol, 10 asisti Serdar Dursun'un var benim. 33 gol, 5 asisti Valencia'm falan filan var. Valla ben yayında oynasana. Ya bir ara denedim, efendim çok yavaş geçiyor ya. Belki bir ara başlayabilirim ama Fenerbahçe ile başlarım. Tarsus İdman Yurdu oynamıştım yayında. Çok sıkıcıydı. Çünkü hiç para yok, bir şey yok. Çok sıkıcıydı. Belki direkt Fenerbahçe ile başlayabilirim. Sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe'ye ben Anthony Martial falan çekmiştim. Arsen Zakaria, Anthony Martial, Musa Vagoe, Brandon Williams, Richard Bazoyer, Boubacar Kamara falan almıştım. Çok da güzel şey yapmıştım. Hepsinde Ferdi Kadıoğlu'nu falan Salzburg'a satmıştım. Sonra ucuzuna tekrar almıştım. Kaan Ayhan'ı Fenerbahçe'ye çekmiştim falan. Benim Fenerbahçe kariyerim çok iyiydi 2022'de. Onu bir eski bilgisayarda oynuyordum. Şimdi yeni bilgisayara geçtiğimden beri FM'e bile baktığım yok neredeyse. Eski bilgisayarda FM zorunluluktan oynuyordum çünkü bir tık. Kalk kalk bütçelerle Aziz Başkan'ın yaptığını 130'unu yapamadı. Her şey parayla oldu. Böyle spekli büyüklük önemli. Ya şimdi Aziz Başkan'ın da ilk altıyla bakınca hiç başarı yok. Ali Kıç, Ali Koç da işte Ali Kıç diyorum. Ali'ye de selam olsun buradan bizim Ali. Ali Koç da şimdi 5. yılını tamamladı. Hala başarı yok. Ya Aziz Yıldırım da ilk 5 yılda başarısı yoktu. Şu an Ali Koç'un tek başarısı ekonomik olarak takımı çok iyi bir yere taşıması. Hiç sportif falan bir şey yok. Ben Ferdi Yosu bir şey okuttum Barça'ya. Yok. Ben de Ferdi çok oynamıyordu. Ben Beke evrilttim. 2022'de bek profili yok Ferdi'de. Ben Beke evrilttim ama çok oynamıyordu. Lan ben bir yıl Osayi Samuel'i şey yaptım. Timothy Puskás vardı. Timothy Puskás almıştım. Sonrasında Timothy Puskás aldıktan sonra bana çok, çok güzel bir şey öner. Çok güzel bir bek önerler Musa Vogue'a. Timothy Puskás'ı şey yapmak zorunda kalmıştım. Kadro dışı bırakmak zorunda kalmıştım. Ama 1,5 sezon oynatmadım Timothy Puskás'ı. Merkez orta saha çok iyi oynuyor 23'te. Ferdi mi? Oğlum Ferdi'yi kanat diye başladı. Adam 10 numara başladı. Kanata evrildi. Kanattan beke evrildik. Sen nasıl merkez orta saha çok iyi oynuyor bilmiyorum. Çok ilginç. Evet demiş. Eyvallah. Dediğim gibi Timothy Puskás falan vardı bende. Onu bile oynatamıyordum. Osayi Samuel 2 sezon falan kadro dışıydı bende. Yabancı kuralına ötürü. Yabancı kuralı çok kasıntı çünkü. Yabancı kralı çok kötü, çok kasıntı, gıcıktı. Merkez orta saha bayağı iniyor. Bayağı iyi oynuyor hatta. Belki bir ara FM yayınına başlarız ya. Bir canım çekerse yakın zamanda FM oynayalım. Fenerbahçe ile başlarız. Yani. Var mı sende? Var. Game Pass'ten oynayacağım. Game Pass var bende direkt yani. Forza Horizon falan indireceğim ama Forza Horizon'ı yayında yapamam. Çünkü Forza Horizon yayını benim oynadığım kalitede gözükmez ekranda. O yüzden Forza Horizon'ı kendim oynayacağım. Hangi Xbox? Xbox değil. Bilgisayarda da Game Pass alınıyor. 30 lira aylık. Direkt bilgisayarda. Forza 5 atalım bir ara. Forza hayatımda hiç oynamadım. İlk defa oynayacağım. Gamepad'im de var. Gamepad'de oynayacağım büyük ihtimalle Forza'yı. Klavyede oynamayı isterim. Ben klavyede oynarım bilmiyorum. Forza atalım ya bir ara. Güzelmiş bayağı ucuz. Ya Game Pass ucuz olunca evet bütün oyunlarda ücretsiz oluyorsun. Abi Game Pass'te EA Play var ya orada F1 22 var mı? Bakarım bir ara. PC Store soyuyor insanı. PC Store hiç almadım iyi ki de, inşallah da almam. Varsa ikili kariyer aşırı sarıyor. Bak bakalım. Ben şimdi yayındayım ya bakamam. Bu arada 4 izleyiciyiz abi. Hoş geldiniz hepiniz. Aranızda bir tane imposter var chat'e yazmayan. O da büyük ihtimal Twitch botudur. Oğlum uzun süredir donate gelmiyor, abonelik gelmiyor. Sikeceğim belanızı. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Yani anlık bir yükseldim. Özür dilerim. Aşırı eğlenceli bu arada. Yaparız abicim. Sıkıntı yok ya. Sen bir bak bakalım. Varsa Game Pass'te F1 22 yapalım. Yayında oynarız direkt. Öyle vallahi ikili kariyer gibisi yok. Tamam bakın abi.
Bakın en kötü ben Helen'le başlayayım. Helen'e sözüm olsun. F1 kariyeri yapalım Helen'le. Hatta yayında oynarız belki. Yayında sanmasa bile off stream Helen'le oynarız biz onu. Helen'e sözüm olsun. Underdog takımlarla başlamak çok iyi ya. İki kişi aynı takımda. Ha, aynen. Bak mesela ikimiz underdog bir takıma gidip orayı böyle Lewis Hamilton'ın kocası olsak çok iyi olur mesela. Düşünsene Latifi olarak başlıyorsun oyuna bunu. Allah korusun. Çok kötü. Latifi olarak başladığını düşünsen oyuna. Kendi karakterini yaratmak yerine Latifi ile birinci olmaya çalışıyorsun. Bu tarz sinema yurdunun 5 yıl içerisinde sürekli lig atlayıp Süper Lig'e çıkması kadar zor. Ondan daha zor. Tarsus muyum ya? İlla Tarsus'a bağlayacağım bir yerden yani. Baktığımda bazı yaradır geride kalana. Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana. Oğlum şu kamera beni bir odaklayabilir mi? Tamam. Odaklayacak bu kamera inşallah benim. F1 Manager'da ben Latifi'yi şampiyon yaptım size. Helal. FIFA FB kariyer yap. FIFA neden olmasın? Yani FB'de ben şimdi şey, yani FIFA'da diyorum. FB'de diyorum. FIFA'da ben şey şeyleri bilmiyorum. Wonderkid'leri falan bilmiyorum. Odak taktiğine bak. Odak taktiği ya bilmiyorum. İşte dedim ki FIFA'da ben şimdi kimi transfer etmeliyim bilmediğim için FIFA'da ben bana sıfır kadroyu ver. Ben hiç full para biriktirip de şampiyon yaparım. Ama ben istiyorum ki hani biraz böyle piyasaya şey yapayım. Ben gösteririm. Tamam o zaman. Ben biliyorum az çok. Tamam bir ara belki FIFA kariyer gelir ya. Klavyedeyken oynuyordum. Gamepad aldığımdan beridir Pro Clubs'tan çıkmıyoruz Ali'yle biz. Pro Clubs takılıyoruz. Pro Clubs oynayan varsa gelsin bu arada. Takımı kurduk. 3 kişiyiz. Şu an bir tane arkadaş da geldi. Çağdaş var bizim. Programdan baksana potential'lara bakın. Falan. Ne programı? Ben bilmiyorum programı. Aa, Pro Clubs. Gelecek olan varsa gelsin abi. Pro Clubs iyidir. Pro Clubs istiyoruz yani. Çapraz platform var mı Pro Clubs'ta? EA'den bağlanıyorsun her türlü. EA'den davet ediyorsun zaten arkadaşını falan. O yüzden yani Steam mesela ben Epic şey ben de Steam'de FIFA sen de Epic'te olsun. Her türlü EA Sports'u bağlıyorsun ya EA Sports'tan ben de seni şey yapıyorum, davet ediyorum. O yüzden çapraz platform vardır herhalde diye düşünüyorum. Her türlü EA'den bağlanacaksın yani. O zaman vardır herhalde ben de öyle düşünüyorum. FIFA'nın programı var kariyer için. Kategori seçiyorsun yaş potansiyel o dakika çıkıyor. O zaman Helen biliyorsa bana yardımcı olsun o konuda bir ara ya. Ben gelebilirim yarın yüklerim Xbox'a. Sıkıntı yok. Haberleşiriz. Sen bir F1'e bak. F1 olursa F1'i bana öğretirsin. Malı anlatır gibi F1 anlatacaksınız ama bana onu baştan söyleyeyim size. Aa, yaş. Çok basit ki. Eyvallah çözeriz o zaman sıkıntı yok ya. Oğlum bak abonelik de gelmiyor, donate de gelmiyor. Amına koyayım şuraya küfürsüz yayın diye şey açmışım. Benim için en zor şey hayatta küfürsüz yayın yapmak. Şu an bile küfrediyorum ben. Gelsin 500 lira alt üstü bir küfürsüz yayın yapacağız ya. Sen oyunu mu diyorsun yarışları mı? Oyunu da öğretirsiniz, yarışları da öğretirsiniz. Yarış kuralları çok karmaşık değil, oyunda keza öyle. Ya abi ben biliyorum şimdi ben oyunlar konusunda benim mekaniğim iyi değil. Bak ben mesela bir gamer değilim. Bir gamerlık bana göre değil mesela. Ben sevdiğim için yapıyorum. O yüzden öğretirsiniz diyorum. Benim çünkü mekaniğim iyi değil yani. Sohbetler her şey serbest mi? Yani ban yemezsen, ban yemediğin sürece serbest diye düşünüyorum. Ben böyle çok ağır bir şey görmezsem banlamıyorum genel. Troll olmazsanız banlamıyorum mevzu olarak. Yani siyaset konuşmuyorum mevzu olarak diyorsun. Siyaset konuşmuyoruz genelde. Siyaset sevmiyorum. Konuşmayı da sevmiyorum. Hazır seçim de bitti. Ben bundan sonra siyasetle 5 yıl daha aram olmaz yani. Siyaset sevmiyorum. Çünkü. Eğer onu soruyorsam. Siyaset sevmediğim için siyaset konuşur. Yani siyaset konuşurum eyvallah ama o konu kapanır yani bir yerde. Kapatmayanı banlıyorum. Yok ne troll troll yapıyor zaten doyana kadar. Eyvallah. Yok trolleyen çok oluyor chatte hepsini de banlıyorum o yüzden dedim. Ben yani 167 takipçiyiz. Bunların 20'si falan banlıdır bu arada. O yüzden diyorum. Gelip çünkü toksikleyen, trolleyen çok oluyor chatte. Bir tane Just Chatting yayınımız vardı. 20 tane falan takip geldi. 20'si de fake hesap. Hepsini de banladım üşenmeyip.
Sence Messi nereye gider? Direkt Arabistan ya da Amerika'ya. Messi'nin artık abi bak şaka baka bir yana hakikaten toksiklemeyeceğim ya da trollemeyeceğim. Abi yok Messi yapamıyor artık. Messi kafasını vermiyor futbola. Yok yapamaz yani bu saatten sonra. Ben hiçbir zaman PSG kariyerini de beğenmedim. Barça'da da ben hakikaten işin şakası bir yana ben hakikaten biraz lobi olduğunu düşünüyorum. Bence artık gitmesi gerekiyor artık. Messi'nin yolu bay bay yani. Gitsin Amerika'ya falan. Parasını ye, şey yapsın. Sanmıyorum ben Messi'nin artık şey yapacağını. Hiç yüreğini vererek oynamadı PSG'de. O Berke hoş geldin. Ödevi hallettin mi lan Berke? Adam Messi dedik adam hemen çete damladı ya. Hakikaten çocuk Messi'ye şey yani. Bu arada şunu da söyleyeyim Berke'ye de kıyam olsun. Arkadaşlar Berke de yayın açmaya başladı. Hallettim de çok kafana attım. Berke de yayın açmaya başladı. Eğer destek olmak isterseniz onun kanalına da gidip takip edip Emre'den geldik diyebilirsiniz. Berke de yayın açıyor. PSG'de yüreğini koruyarak oynayan kim var? O da doğru. Hakimi falan belki ya. Hakimi gerçekten bir şeyler uğraşıyor çünkü. Bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Mbappe belki çünkü Mbappe de basamak olarak görüyor PSG'yi. Ama Messi'nin kafasını vermediği kesin. Belki Neymar bile. Gerçi Neymar bu sene iyiydi. Bu sene sakatlanmasa biraz bir 10 gol katkısı daha vardı Messi'nin. Şey Neymar'ın. Neymar sakatlanma sezonu kapatmasa. Hapşuracağım hapşuramıyorum. Dediğim gibi abi Berke de yayın açmaya başladı. Berke'ye gidip de Emre'den geldik derseniz en azından bir selam vermiş olduk. Kulağımı çınlatmış olursunuz. Dimari ve Cavani'den başka kimse takmıyordu PSG futbolu. Belki İbrahimovic. Oraya İbrahimovic'i de ekleyebilirsin. Bu benim yanımdaki simgeler ne oğlum? Galaksi oluşturmuşum. Kanka bir tanesi moderatörlük. Bir tanesi ilk 10 aboneliğinden birini bana verdiğin için simge. Diğeri de Prime Gaming simgesi. Sağ olsun kanka bana olsun. Eyvallah. Neymar sakatlandığı için bu durumda yoksa adam net en iyilerde olurdu. Bale da keza öyle. Bale çok saldı ama kendini. Geçen yıl falan ya belki biraz Ancelotti mesela aynı şey 2018 Bale diyorum. Ha okey. Ya ben İbrahimovic doğru 2013-2014'te oynuyordu. Evet, şey diyeceğim. Şu Bale durumuna geleceğim. Neymar sakat. Neymar bu yıl hakikaten ilk defa kafasını verdi uzun süre sonra. Onda da sakatlık vurdu. Bale durumu da şöyle. Bale tamam çok ağır sakatlandı ama Tottenham'da gayet iyiydi. Ancelotti de aynı Hazard'da uyguladığı tarifeyi şu o gün o sezon Bale'e de uyguladı. Hiç oynatmadı etmedi. Yani bak Bale geçen yıl 8 maç mı ne atmış Real Madrid'de? 8 maç mı ne oynamış? Lan 8 maçta neyi fark edebilirsin? Jadon Osterwold diye şu an aynı şey yapılıyor mesela. Adam 4 maç oynadı. Çok defansif bek. Hiç kanata şey forvete katkısı yok diye adamı kestiler mesela. Oynamıyor bile. Bale tam Fenerlik şu an ama vasıfsız almaz. Yok şey Bale kafa da bitirmiş futbol. Adam golf oynayacağı yer arıyor. İbrahimovic canlı canlı gördüm ben Kadıköy'de. Alakası United maçında Sobrevşat attı bak. Çok iyi maçtı o ya. Ama şey diyeceğim ha. Şu Bale durumu. Mesela Bale şu an yani daha doğrusu Ancelotti şu an Hazard'a uyguladığı tarifin aynısını Bale'a da uyguluyor. Gareth Bale'e uyguladı daha doğrusu zamanla. Hiçbir şey oynatmadı. Hadi bak Hazard'la Bale da sakatlıktan gitmiş adamlar. Ah eski Fener. Yani ikisi sakatlıktan gitmiş adamlar ve sonrasında hiç oynatılmadı. Hiç şans bile verilmedi. Real Madrid o konuda çok katı. Ben o duruma çok üzülüyorum. Bale'ı çok severdim. Ama bak hatta maç golikten bakayım. Adam yıllarca Real'de oynayıp sonra bir yıl yine tek şey olmuş. Tottenham'a gitmişti. Gareth Bale. Heh, bak. Adam. Ha, 7, bak 7 maç oynamış. 4 ana kadro. Bir tane de golü var. Tottenham'da önceki yıl adam 34 maç oynuyor 19 ana kadroda ve 16 gol 3 asist yapıyor bu adam. Düşün. 6 sezon 7 sezon Real'de oynadıktan sonra bir yıl kiralık gidiyor. Sonraki yıl 7 maç atıyorlar. 7 maç oynatıyorlar adamı. Düşün yani. Sonra zaten futbol bırakıyor. Adam 33 yaşında futbol bıraktı düşün. Ziraat alır mıyız alırsak konvoy yapar mıyız? Ben yapmam. Bale yine 4 sene falan izledik Real'de ama Hazard göze başka geliyordu. Ayrı mevzuydu. Büyük yazık oldu. Hazard hakikaten geldiği gibi çok büyük bir sakatlık geçirdi sanırım. Tottenham'dan geldi zaten Bale'den o düştü. Evet. Ama Bale tekrar bir gitti kiralık. Onu anlatıyorum. O yüzden diyorum. Bale tekrar bir yıl kiralık gitti ya. Onda da gayet formdaymış adam. 34 maç atmış. 19 ana kadro. 16 tane de golü var. Golü var yani. Sonraki yıl bundan 2-3 ay sonrasında sezon başlıyor. Yeni sezon ve adam Real Madrid'de 7 maça çıkıyor. 4'ü ana kadro. Bir tane de golü var. Şu an Hazard'da yaptıklarının aynısını yapmışlardı Bale'de. O zaman ben o yüzden çok üzülüyorum Bale ve Hazard'a. Tottenham oyuncuları Real'e yarıyor. Baba yarıyor yarımasını da. Yani Bale son yılında böyle bir şey yapmayı hak eden bir adam. Gerçi kendisi de kafasını futbola vermedi büyük ihtimal. Ondandır belki biraz da. Kendisi de kafasını futbola vermedi yani. Hazard da şu an göbeklenmiş adam bildiğin yağ bağlamış ya.
Ben baba şu an Hakim Ziyeh ve Lucas Moura hamlesinin çok iyi olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Bak Fenerbahçe'ye geldi konu madem. Belki bir ufaktan açtı. Hakim Ziyeh ve Lucas Moura abi. Önüne de bir tane bak Batshuayi onları iyi idare eder. Batshuayi PL'de oynamış adam. Fenerbahçe'de doğru görevle birlikte sezonun yarısında oynamasına, yarısını sakat geçirmesine rağmen çok güzel katkı yapmış bir adam. Lucas Moura, Hakim Ziyeh çekersek arkasına da bir N'Golo Kante çekersek şampiyonuz yani. Bak çok net diyorum. Galler Türkiye maçı var. Samsun'a gideceğim. Ah bir Bale olaydı. Bale bıraktı ya. Adam 33 yaşında futbolu bırakmış. Düşün. Los Angeles Galaxy'de bir adam 13 maça çıkmış. İkisinde ana kadro düşün. 13 maça çıktı adam zaten. İkisinde ana kadro. Adam kafada bitirmiş futbolu. Form yok yani adamda. Formunda kalmak bile istemiyor adam. Direkt bırakmış yani. Amerika'ya niye gitti adam? Golf oynamaya gitti. Çok net söylüyorum. Fener bu asıl seyircisiyle şampiyon olamaz. Yoğurtçu Ali Koç. Senin bir Ali Koç nefreti farklı ya senin. Dediğim gibi bak. Samet Akaydın'ın yaka paça siktir edilmesi lazım. Kesinlikle takımdan yaka paça siktir edilmesi lazım. Samet Akaydın'a. Ben sempatim vardı. İyi olur diyordum. Sevilla maçında çok da iyi oynadı. Ama bu maçtan sonra gözümde bitti Samet Akaydın. GS ağlaya ağlaya maaş muhabbetinde Star Team kurdu. FB'de sıfır para problemi. Hala Forvet'te Valencia. Öyle. Sadece Samet mi? İrfan Can, Samet, Mert Hakan. Oğlum Gustavo Henrique belki daha iyi olurdu lan. Gustavo Henrique en azından beğendiğimiz maçlar oluyordu. Samet'i hiçbir maçta beğenemedik. Luan Perez çok iyi de. O Luan Perez'in kırmızı kart olayı ne? Ben maçı izlemedim bilmiyorum. O yüzden Luan Perez niye kırmızı kart yedi? Yine yani hakikaten. Pedro King. Pedro bak King yine iyi. King sezonun yarısından çoğunda sakat da bırakayım zaten. King'den ne bekliyorsun? King zaten çok gol katkısı yapacak bir adam olarak da gelmedi. O yüzden ben King'de hayal kırıklığı yaşamadım. Pedro da aynı şekilde çok büyük bir sakatlık getirdi. Barış Güzel bir takip etmiş. Çok teşekkür ederim takip için dostum. Karşı karşıya kalacak kaleciyle Perez'in. Oğlum Perez'in fizik gücüne öyle ya. Mükemmel bir şey yani. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. King boş Pedro da öyle bence. Ya bilmiyorum Pedro iyiydi bak. Pedro Cagliari'de çok güzel bir sezon geçirdi. Adam ondan sonra geldiği gibi sakatlandı. Sonra Rayo Vallecano hazırlık maçında bir daha sakatlandı. Adamın bileğini döndürdüler yani. Şu an formda olmaması çok normal. Yani. Yani Pedro'nun sakatlık çok kötü. Adam sezon ya kariyerinde neredeyse sakatlık kötü ama adam bu sezon iki tane sakatlık geçirdi sadece. O yüzden King boş ya. King zaten geçen yıl Watford'da bile zar zor 5 gol atmış bir adam. O yüzden çok gol şeyiyle gelmedi. Parolasıyla gelemedi zaten. Hepsi boş Fener oyuncuları Ferdi Arda Zajc dışında. Zajc yine iyi. Zajc da şey kesti. Pandemi nasıl bitti? Pandemi ne alakalı dostum? 3 yıl öncenin olayı pandemi. Zajc yani yarı sezon yarısı zaten yoktu. Yani daha doğrusu şey olarak hani Jesus kesti. Ben çok üzülüyordum. Lan ama Jesus ilk geldiğinde Crespo'yu kesip Zajc'ı oynatmıyor muydu? Sonra Zajc'ı niye kesti bu adam? Tüm planlar ise onun üzerine kurulmuştu. Büyük umutla geldi. Pedro değil mi? Bilmiyorum ya. İsmail Yüksel'in de bir anda. Dinamo Kiev maçında kırmızı yedikten sonra İsmail Yüksel'i şey yapıyor. Lisede neden sakal yasak? Bilgim yok. Evet Pedro. Ya Pedro iyiydi. Pedro dediğim gibi adam bu sezon sadece iki kere sakatlandı. Adamın kariyerinde sakatlık yok neredeyse. Zajc geçen sene İsmail Kartal'la Gattier oynadı. Zajc Crespo ikilisi neydi oğlum ya? 4-2-3-1'in babalarıydı yemin ediyorum. Kurmadıkları oyunu yoktu. Şey diyeceğim. Keşke Jesus hiç bozmasaydı Zajc'la Crespo'yu. Arao iyi eyvallah. Ama ben istemezdim yani. Çok kötü oldu yani. Üzüldüm şimdi. Arda sezonun yarısında oyuna sonradan soktuğu için de şey oldu. Arda da çok etkisiz kaldı. Bence Fener dörtlüye dönse elindekilerden çok az çok verim alırdı. Ya dörtlüye bak sadece derbi maçlarına dörtlü çıksaydı var ya çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ve Luan Perez sakatlanmasaydı Rennes maçında. Bak çok ciddi diyorum. Luan Perez'i biz sezon boyu kullansaydık adam Marsilya'da 50 maç oynamış 44'ü ana kadro. Bu yıl 19. maçına çıktı daha bu maçla birlikte. Sezon yüzünden. Sakatlığı yüzünden yani. Eğer Luan Perez sağlıklı bir Luan Perez'imiz olsaydı ki zaten adam geldiğinden beri nasıl bir kalite olduğu çok belli bir şekilde bariz bir şekilde gözüküyordu. Eğer Luan Perez'i bir sezon geçirseydik kesinlikle şampiyonduk. Bir de penaltı laneti var. Yani biliyorum penaltı laneti bilmiyorum zaten biz de çok penaltı kullandık ya. Bilmiyorum artık. Fener çok bahtsız takım. Onun Fener'in bahtla alakası olur mu sence amına koyayım? Bir dakika Facebook'a bakıyorum da bir yandan.
Trabzon attığı çok gol çok iyi Perez'in. Trabzon'a gol mü atmıştı Perez? Ha aynen, doğru. Adam kariyerin ilk golünü attı lan, şaka maka. Vay, kamera açılmış. Creeperman hoş geldin ama kim olduğunu bilmiyorum. Hoş geldin diyelim tekrardan. Bence yöneticiler squad ekibi, squad diyorum. Scout ekibi de çok Ali Koç'un dışında. Yani bilmiyorum. Yöneticiler ya, Selahattin Baki iyi adam. Şöyle iyi adam, hani global bir adam. Ha Bora Bora, hoş geldin Boracığım. Aldık vallahi, bir ay falan oldu kameraya alalı. Aynen, neredeyse tam bir ay oldu. Mikrofon ve kamera yeniledik. Bir HyperX Quadcast aldım, şöyle size göstereyim. Böyle bir HyperX Quadcast aldım kendime. Mikrofonumuz bu artık. ASMR yayını da gelecek. 1000 TL donate olunca ASMR yayını da gelecek, haberiniz olsun. Onun ben globalliğine. Global. Global. Kıyak heo. Eyvallah, teşekkür ederim valla. İkisi bir 3000 liraya falan patladı bana ama dedim yayın yapmayı seviyorum. Niye almayayım? Bu kadar basit. Turnuvadan kazandım parayı zaten. Fener taraftarı Samandıra'ya gidiyormuş. Gitsinler. Bu arada ha, Bora sen hazır buradaysan bana şey atar mısın WhatsApp'tan ya? Yarın finaller başlıyor ya bizim. Final takvimini atar mısın bana? Yarın sınavım falan var mı, ona bakmam lazım. Özledim la odada 3 kişi kaldığımız günleri. Oğlum sorma ya. Çok güzel günlerdi. Vallahi sen şöyle deyince beni de bir sardı o. Ulan ya. Lan biriniz bana şu sınav takvimini atsın. Yarın sınavım var mı, görmek istiyorum ben. Bir öğreneyim. Ona göre oyun falan oynayacağım çünkü. Bana da atsanız ya. Tamam, Bora bana atsın, ben sana atarım. Sıkıntı yok. Bora bizim Türkçe üçlerden zaten. Bora atarsa ben sana şey yaparım. Sıkıntı yok. Bora zahmet olmazsa bana. 7 izleyiciyiz bu arada abi. Hoş geldiniz. Just chatting yapmayı bu yüzden seviyorum. Etkileşim çok güzel oluyor. Herkes chatte şu anda. Çok güzel. Yala daha büyüdüğümüz günlere diyelim. Yer kazılır gelir. Bora eğitimde program dışı etkinlikler. Çocuğun eğitimde program dışı etkinlikler takıntısı beni bitiriyor. One Purse teknik direktörlük yapıyormuş şu an. Feyenoord'da yapıyor. Evet. Fener'in başına geçsin. Aga yeri değil ama aldım. Ya şu an Berke'nin o ödevi halletmesi lazım. O yüzden soruyor. Siz bir konuşun onu. Kendi aranızda. Fısıldayarak en azından. Hangi hocadan? Gülşen hocadan da, eğitimle program şeklinde Gülşen hocanın diye biliyorum. Kanka ben 3 senedir kalıyorum. Ben de biyolojiden kalıyorum 3 senedir, neyse. Bora dediğim gibi sen bana şu takvimi atar mısın bir ya? Sınav takvimini. Havuç atmış bize. Valla şu an Alex de yani teknik direktörlük yapıyor. Alex gelsin. Kayıt da yapıyor. Kayıt da gelsin. O ne? Attım oğlum, gir bakalım buraya koyayım. Lan onun telefona baktığın mı var? Koçum niye artistlik yapıyorsun? Al bakayım demişsin. Canımsın, teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni. Ben de Berke'ye atıyorum o zaman. Bir de yarın bir ödevimiz var mı, ona bakalım. Kayıt nerede, ne yapıyor? Bilmiyorum, o yapıyordu bir yerde. Bakarım ben ona. Bir de Alex antrenör değil mi? Yok. Sao Paulo da teknik. Sao Paulo U19 çalıştırıyordu benim bildiğim. Eski dersler. Aa, yeni derslerde bir şeyimiz yok. Evet. Biz Fenerlilerin hali ne olacak ya? Vallahi sorma aga, ne bileyim ben. Ben de Fenerliyim, ben de bilmiyorum. Biz Fener'le anlıyorduk. Sen bir de beni gör. Keşke sadece Fener'le muhalifiz bir de. Yok, muhalif değil. F1 falan da var şeyde, Helen'de. Ulan dün bir yerler oynayacağım. Şako kostümü çıkmış. Şako oynayacağım. Valla dünkü yayına gelseydim biz Berke'yle 4 maç TFT attık. Şimdi muhteşem ikili. 4 tane win aldık. Berke istersen gel TFT atak birazdan. Just chatting gibi şey yapayım. Just chatting'i biraz uzatayım. Şako banladı karşısı.
Belki birazdan istersen bir TFT çekelim. Moralim çöktü bir anda. Canın sağ olsun ya. İstersen çık 5 dakika ban bekle, sonra tekrardan gir oyuna. Şaka oynama demiş belki de. Ağlayacaktım abi. Karşı takıma yazık. Hayattaki tek zevkim. Hayattaki tek zevkim gerçekten şaka oynamak. Yapma. Cidden ama çok memnun anlamsız bir şekilde. Tamam babacım diyorum, boz 5 dakika bekle amına koyayım. 30 dakika boyunca istemediğim bir çarla oynamak mı? 5 dakika bekleyip istediğin çarla oynamak mı? Yani. Ulan kırıyorsun şu parayı ha demiş. Bora adamsan chatten yaz lan bunu. Eşşekeri. WhatsApp'tan yazmış bir de. Keşke parayı kırsan. Oğlum ne parayı kırması? 1,5 aydır, 2 aydır ben yayın yapıyorum. Bak zaten ya fiyat da söyleyemiyorum. Bak keşke alabildiğim fiyatı söylesem. Ben sana söyleyeceğim bak WhatsApp'tan. Sonra söyleyeceğim kazandığım parayı. Donate barın öyle olduğuna bakma. Kuzenim attı 300 TL zaten. 323 TL, yani keşke yabancı birinden gelsen. O zaman kuzenime yük olmam derim. 323 TL gözüküyor. Yani tamam kesesine bereket kuzenimin. Zaten kuzenim attı onu da. Yok mu LOL Pre'miz? Ben 5'ten çok oynadım, çok banıyorum. He. Ya LOL mu attık bir anda? Tek çift mi diyorsun belki? Bir anda tek çifti mi koyduk diyorsun? Vallahi olabilir, istersen TFT istersen LOL Pre fark etmez. Nasıl olsa ben bak bugün 8 saat bile yapabilirim yayını. Lan abartıyorsun tabii, ben de yayın yapıyordum. Yok lan biliyorum şaka yaptın, hiç sıkıntı yok. Sen yayına dönsene lan Bora. Gerçi yok, senin daha 4. sınıf var. Yok kanka TFT oynayalım ya, vazgeçtim fark etmez. Just Chatting sarıyor. Just Chatting de biraz kalırız zaten, sıkıntı yok. Just Chatting'imiz akar. Belki bir 2 saate falan geçeriz TFT'ye, sıkıntı yok. Ama şu an Just Chatting'de etkileşim de güzel. 7 izleyicimiz var. Açıyorum yayını ben de. Oğlum ne yayını açıyorsun? Gel kal şurada chat'te eşek herif. Ya da git kendin hani izleyicini al siktir git, bana ne? Ben şu an chat'te etkileşim olsun diye diyorum. TFT'ye gideceğimiz zaman falan yayın açarsın, sıkıntı yok. Zaniolo'nun golü gördün mü? Yok, daha maç tekrarını izlemedim. İzlemem herhalde. Ben niye kaybettiğimiz maçın tekrarını izleyeyim ki ya? Vallahi bilmiyorum. Zaniolo da sezon boyu yattı yattı çöp oldu amına koyayım. Bir derbide açılıverdi. Oğlum TFT dedin diye dedim. Daha şimdi değil oğlum. 1,5-2 saate geçerim ben TFT'ye. Şu an Just Chatting çok güzel akıyor. Seneye yazın sınavı iyi geçerse neden olmasın? Vallahi baba ben KPSS'den ümidi kestim. Ben bu yıl deneme amaçlı gireceğim KPSS'ye. Çalıştığım falan yok. Zaniolo'nun ben. Aha. Gelecek sezon hangi web kitap? Hemen Samiret alt tire takipçimiz olmuş. Hoş geldin diyelim. F1.22 varmış Game Pass'te. Tamam indireceğim. Abici ne benziyor? Elhamdülillah. Peki eyvallah. Lucifer de amına koyayım bari. Ne cin diyorsun? Neyse küfür etmeyeceğim, yasak. Ya küfür et. Abartma küfürün dozunu. Sıkmıyor. Gelecek sezon hangi mevki takviyesi lazım olur FB'ye? Dedim ya. Bir N'Golo Kante bak boşa düşüyor. N'Golo Kante çekilsin. Hakim Ziyech ile Lucas Moura'yı kanatlara çek. Öne bir tane baba forvet al. Yine ikili forvetle kalacaksan Batu Şahin'in yanında oynasın. Valencia'yı at kenara, biraz yedek dursun. Kingsley Pedro'dan birini kiralık, birini de sat. Geride defansa da güzel bir baba stoper alınırsa beklerle devam edilir diye düşünüyorum ben. Sen Mobile Legends gir. Yok teşekkür ederim. Ali Koç'u gönderin önce. Ya Ali Koç'u biz gönderebilsek keşke. Bize kalsa keşke. Creeperman takipçimiz değilmiş. Nasıl lan? Bir dakika. Ben bir dakika takipçiler üzerinden sohbet açtım. Nasıl takip attın sen bana? Bora ne oldu? Takipten çıkıp tekrar mı takibe girdin amına koyayım lan? Abi akar bir Ferrari kariyer ikili. Yaparız ilerleyen zamanda ama Ferrari yani F1 oyunu izletir mi kendini? Çıktım geri girdim. Ha eyvallah. Bildirim gözükmemiştir sende çünkü sen eski takipçisin. Yoksa ondandır. Ferrari kariyerciden akar. Ama bilmiyorum. Ben, peki birimiz Haas, birimiz AlphaTauri yaparız. Ya oyunu hiç bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Nasıl şaşırdı? Oğlum nasıl şaşırmayayım? Takipçilerimizden sohbet burası. Agua devirleri 4-5 keşke 4-5 kez geçti be. Neroni'ler, Marcelo'lar, Pepe'ler konuşuldu. Doğru diyorsun. Şimdi artık o kadar kur da yok. Dolar kuru da o kadar iyi değil. Nasıl olacak? Doğru diyorsun. Ama dediğim gibi bir Hakim Ziyech, Lucas Moura arkasına N'Golo Kante çekersen takım şampiyondur. Ama tabii Jesus'un da bir şeyler düşünmesi lazım yani. Ben hani Jesus'un şu an takımında yıldız futbolcu yok. Yıldız futbolcuyu Jesus idare edebilecek mi? Jesus inatçı adam amına koyayım. Yani.
Marcelo transferi olurdu bu arada. Vallahi ben Marcelo istemiştim sezon başı. Çok ciddi diyorum. Bir Zula gireyim dedim. Sonrasını söyledim. Zula kurdum ben burada. Hala bilgisayarda ama hiç girmedim Zula'ya bir kere bile. Marcelo transferi olurdu. Vallahi olurdu ya. Neredeyse 5 aydır oynamıyorum. Vallahi ben de Valo falan atıyorum genelde. Adam Olympiakos'a gidiyor. Olympiakos'ta da tutmadı. Gremio'ya gitti şimdi. Yine birinci oluyoruz. Helal. Helal senin iyisin. Bir ara Zula kasarız belki ya. Bilmiyorum. Bakacağız artık. James Rodriguez gibi orada 8 izleyici olmuşuz. Tekrar 7'ye düşmüşüz herhalde sonrasında. Hoş geldiniz tekrardan. Takipçiyseniz takipçi olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Sosyal medyadan da ekleyebilirsiniz beni. Bir de şey. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bu kadar basit. 12 TL amına koyayım. Biraz da verin yani. Ne yapalım. Marcelo tempoyu tutmazdı ya. O oynamak için değil, para yemek için takım arıyor. Sangare bile daha iyi Marcelo. Lan hakikaten Sangare'nin bu yıl resmi maçı yok amına koyayım. Şimdi fark ettim. Kaç ekran var önünde? İki bilgisayarım. Bir ana bilgisayarım var. Eski bilgisayarım var ya benim emektar bilgisayarım. Onu ikinci ekran olarak kullanıyorum. Yani ikinci bilgisayar o da. Volkan Konak FB'liymiş. FB'li miymiş? Ha siktir. Volkan Konak FB'liyse seçtik. İşte ya derin devlet aman okuyayım bunların hepsini. Kesin Volkan Konak FB'li olduğu için 10 yıldır Fenerbahçe kazanamıyor. Abi Volkan Konak'tan korkacaksın. Bak ben ne zamanki Volkan Konak mevzusunu Twitch'e getirdim. Gerçek hayatta Volkan Konak'tan bahsetmeye başladım. 950 TL trafik cezası götüme girdi benim. Sangare diye birinin ne olduğunu ben FM'de öğrendim. Ne oluyor Sangare hiçbir bilgim yok. Herhalde şey sakat. Uzun süre, çok uzun süreli bir sakatlığı vardı o yüzden benim bildiğim kadarıyla. Ali Koç aslında Volkan Konak. Siktir. Ya boş boş bir konuşmayın ya. Dur ben burnumu temizleyeceğim. Ya o değil de bizim tencerenin oldu. Oğlum ben o tencereyi en son size salmadım mı? Ben de yok bir kanal. Oğlum ben o tencereyi size saldım en son. Ben dedim zaten hani 6 kişilik odadayım. Bizden kimse tanıdık da yok diye ben o tencereyi size saldım ama bakayım. Ne yaptınız o tencereyi? Ne bok yediniz lan o tencereyle? Yani. Tencere ruhuna El Fatiha. 1,5 yıl öncenin olayı hakikaten. Max öğrenci muhabbeti. Ya 1,5 2 yıl önce biz bir tencere almıştık da ondan. Yani. Ondan dolayı değil. Ne yapalım oğlum yurt hayatı değil mi değil mi? Dur bakalım. Şöyle bir. Yani Ali Koç aldınız. Ne diyorsun amına koyayım ya. Belki senin şu kelime mizahların beni bitirecek biliyor musun? Az noodle yemedik ondan. Bir kere noodle yedik amına koyayım. Sonra zaten yurt da aldı. Yani D bloğa geçtik zaten o yüzden. Yoksa daha çok yerdik ondan olur. Ama bir kere yedik zaten onda. Zar zor yedik onu. Sonraki gün mü ne? Lan tencere aldık. Sonraki gün zaten Debla geçtik. Debla da aldık. Tencere dedim ya. Anladım zaten. Belki kelime mizahını anladım amına koyayım. Bombok bir mizahtı yani. Onu demeye çalışıyorum. Ama şu an etkileşim çok güzel. Belki ben bugün full just chatting bile yapabilirim bu arada. 8 kişi var lan. 8 kişiden reklam parası da güzel gelir şimdi. Reklam giriyor amına koyayım. Gerçi reklam sayısını çok azalttım ben ya. Reklamdan da çok bir şey kazanmıyoruz artık. Zaten çok bir şey kazanıyoruz. Daha azını kazanıyoruz. Arkaya ışık vermen lazım bu arada demişsin sen. WhatsApp'tan oğlum. Bir tane ışığım var ama temassızlık yapıyor. Al istersen açayım baksana o ışığı. Reklam izlemiyorum. Sana abonelik geldi çünkü sana hediye. Ondandır reklam izlemiyor oluşum. Bir dakika abi. Açmıyorum lan ışık falan. Sikerim sıkıldım yapamadım amına koyayım. Bakalım ya şu an sinirim boşaldı kendime gelmem lazım. Vallahi biliyorum. Just chatting'de
Takılacağım gibi. Etkileşim çok güzel çünkü. Kız meslek gibiydi burası en son. Ne oldu buraya ya? Asya çalışmıyor. Yani bir ben kaldım. Ama Letamin hakikaten uzun süredir yok. O konuda haklısın. Asya çalışıyor. Asya o yüzden gelemiyor bildiğim kadarıyla. Halide de gelmiyor uzun süredir yayınlara falan. Nasıl sıcak mısın oralar? Oğlum şu tişört şort oturuyorum öyle diyeyim sana. Harbiden ghostçular var ama. Ghostçular hala var mı bilmiyorum bu arada. Ghostçular varsa hepsine selam olsun yani. Halide'ki Macan mısın ya? Birkaç kere chat'e uğradı abonelik aldı ama uğramıyor. Bugün sınava girdim fen 26-30. Fen dediğim fizik, kimya, biyolojinin toplamıdır. Çünkü sen üniversite öğrencisisin. 26-30 çok iyi ama. Hilal nerelerde? Hakikaten Hilal'den de ses yok ya. Hilal, biz onu Instagram'dan ekleşmedik bu arada büyük ihtimalle. Unuttuk. Instagram'dan ekleşmeyi Hilal'le. O yüzden şimdi bir yerden de oluşamıyorum. Discord'da çok aktif kullanmıyor sanırım. Ben onun tweetlerimi atmıştım, takip atmamış. Vallahi herhalde bana da takip atmadı. Ya ben de onu eklemedim. Bilmiyorum. Bakayım. Sen bana onun ismini atsana bana. Ben onu eklemiş miyim Twitch'ten, Twitter'dan? Bir bakayım ona. Eklemiş miyim diye. Sanmıyorum çünkü eklediğimi. Neyse, bana salı günü çifte girecek sınavlar, ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Yarın benim sınav yokmuş. Başarılar dilerim sana ama. Hadi hakkında hayırlısı diyelim. Yok ki bende de, ben kendi tweetimi atmıştım. Ha, eklememiş daha. Okey okey, tamam, sıkıntı yok ya. Kendi bilir, keyfi bilir. Abi sana neler sucusu atayım mı? At, niye atmayasın? Annene iyi yaşa de. Dur hemen iletiyorum. Anne, izleyicilerim diyor ki çok yaşa. He. Söyledim. Hemen ilettim. Annem de, sen annemin tepkisi de belki gelmiştir. Duymuşsundur annemin tepkisini de. Sence Real Studios atmana sıkıntı yok. Daha atmışsındır zaten. Öyle yani. 6 izleyiciyiz bu arada. Ha, selam söyleyen lan, tanır bizi herhalde. Tanır tabii, niye tanımasın, söyleyeyim. Yayından sonra söyleyeyim. Şimdi bir daha şey yapmayayım. Vay be, bir Helen kaldı, set edit. Ben kaçıyorum Emre. İyi yayınlar, görüşmek üzere. Adilciğim, görüşürüz. Bora'nın selamını ileteceğim hemen. O konuda aklında. Bir Helen kaldı hakikaten. Hakikaten Asya zaten işten güçten gelemiyor. Halide kendi Discord'unda kendi ekibiyle takılıyor falan filan. Ondan gelemiyor. Başka kim kaldı? Sinem nerede kayboldu bilmiyorum. Umurumda da değil şahsen. Sinem'le çok görüşmüyorum zaten. Ne çok görüşmüyorum. Görüşmüyorum artık zaten. O yüzden gitmiş kalmış, çok da fifi benim için. Çok da umurumda değil. Hiçbir zaman umurumda değil. Olmayacak da. O yüzden hani kız kitlesini bir tık kaybediyor. Letamin yok ya. Hakikaten bak, ben Süreyya'ya yazayım. Belki o da final haftası falansa kızın. Ondan da olabilir. Dur hemen, hatta şu an yazıyorum kendisine. Letamin buraların Goat'ıydı hakikaten. Sen nerelerdesin ya? Hiç gözükmüyorsun. Yazdım. Yazdım kendisine hemen. Letamin hakikaten yok buralarda ya. Üzdü beni Letamin'in burada olma işi. Hemen Letamin'e yazdık bakalım. Belki dönerse şey yaparız. Ben daha Letamin'den takip edecektim. Tüh. Ama gelirse reklamını yaparız. Sıkıntı yok ya. Hatta belki sen yayın açacağın zaman ben yayını kapatırım. Raid atarız senin yayına. Baskın var. Baskın atma var. Sen de yayının biteceği sırada ben yayındaysam belki slash raid yaz. Şey, benim Twitch kanalını yaz. Baskın geliyor. Benim hiç kanal baskın yemedi. Baskın. Merhaba, çay koyup geldim de kaçırdım. Hiçbir şey kaçırmadım. Letamin'i bahsettik. Letamin'i kulaklarını çınlattık. Letamin'in kulaklarını. Şimdi benim yayın, belki TFT'yi ben kendi yayınımda oynarım. Eğer oynamayacak olursam da senin yayına baskın atarız da büyük ihtimal TFT'yi yayında oynarım. TFT'yi yayında oynamak sarıyor çünkü. Şu an Bitraid'den yana da sıkıntım yok. Aynen, Letamin'i övdük. Letamin'in kulaklarını çınlattık. Zaten artık kanalda kim kaldı ki? Letamin var aktif. O da değil hatta. Halide, Letamin. Bir de Asya kaldı zaten. Bir de sen kaldın herhalde. 4 tane kadın takipçimiz kaldı. Başka kimse kalmadı. Yapacak bir şey yok. Çok da fifi kalanlara eyvallah, gidenlere hiçbir şey.
Benim Twitch profilde klipler görünüyor mu sizde? Berkecim hemen bakar mısın? Bora'nın şeye girip profile girip. Ben çünkü OBS'ten şu anda yayındayım. Hani OBS'te chat'i açtım. Hocam günler çok monoton geçiyor. Ben bütün gün Totem'in üstüne oturup oyun oynuyorum. Alakasız ama durum bu. Bende de öyle. Çok farklı bir şey değil. Ben artık provalara falan başladım. Stüdyo provalarına başladım. Onun dışında bende de aynı zaten. Nasıl çözülür? Çözülmez. Hayatında birileri girecek. Bir arkadaş çevren olacak. Ondan sonrası da kendi kendine çözülüyor. Senin çözebileceğin bir şey yok yani. Oyun oynamaktan mutluysan öyle kalsın, devam et. Arada sırada bir dışarı çık yeterli. Motivasyon sayfası değil amına koyayım burası yani. Burada motivasyon şeyi bulamazsın. Gözükmüyor. Demek ki klikler kaybolduysa, demek ki onu bilmiyorum yani, ona bir şey diyemem şimdi. Ne yapsam nafile bomboş. Bir görsen halimi keşke. Yaşanırsa bir mucize çok zor. Anlatsam derdimi yok yok. Alakasız aklıma geldi, söylemek istedim. Hiç sıkıntı yok, canın sağ olsun. Sorun etmeyiz. Ne dediğini duymadım, reklam girdi. Dedim ya, klipler gözükmüyormuş dedik. Helen gel İzmir'e gezelim. Ha bak, Berke abin gezeriz seni. Motivasyon sayfaları boş beyaz zaten. Evet, ama bazıları troll yapıyor. Yani troll olarak yapıyor. Ona eminim. Helen sen Ankara'da mıydın? Neredeydin sen ya? Ankara'da oturuyordun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Helen Ankara'dan. Bolu muydu? Samsun. Ya Samsun ya da Ankara. İkisinden biriydi. Samsun. Evet, Samsun. Hatırladım. Anlatsam derdimi yok yok. Düşüyorum dara, veri geri verin bana. Aralı bir geliyorlar üzerime ama. Karadeniz. Vay be Berke, nereden anladın amına okuyayım ya Samsun'un Karadeniz'de olduğunu. Samsun ordu arası gidip geliyorum. İzmir'e gitmen zor senin. Mersin'e gelmen de zor. O yüzden şansına küs. Türkiye haritasında ayak basmadığım yerler. Aa, ben vallahi bayağı gezdim. İçinden geçtiğim yerleri de gezmiş saydığım zaman yaklaşık 41-42 tane şehri gezmiş oluyorum. İçinden geçmediğim yerleri sayarsak da 30 tane falan şehir gezmiş oluyorum ben bu arada. Arakorna. Ben de Güneydoğu'ya hiç gitmedim. Güneydoğu'da ben Gaziantep ve Urfa'ya gittim. Devamına gitmedim. İlerisine gitmedim. Saçım çok güzel ya. Daha da uzatacağım ben bu saçı. Toplayacağım böyle. Toplayacağım kadar uzatmak istiyorum. Bunun tartışmasını yapmayalım kanka. Değil mi? Evet, hemen bir silik yarışına döndürüyorsun çünkü belki. Hemen başlıyorsun ama silik yarıştırmaya. Senden daha çok şehir, ülke gezdim ama. Şehir diyorum. Ülke olarak da senden daha çok ülke gezdim. Ben Gürcistan'a gittim ama. Yani. Yarrak. Beni konuşturma orada. Senden daha çok şehir gezmiş olabilirim. Her konuda benden iyi olmak zorunda değilsin belki yani. Benden iyi olduğun konu çok ama bu değil. Olmasın da bir zahmet. Eşitlik olacak diye bir şey var yani. Ay, ay. Ülkede sapladım o zaman. Ülkede saplamış olabilirsin. Çok yani güzel bir şey ülkede saplıyor olman. Keşke benim de daha çok ülke gezmişliğim olsaydı derim ben. Oh. Oğlum sohbete bak amına koyayım. Lan sohbetin neyi var? Mis gibi sohbet. Ülkede herkes bana saplar herhalde. Erasmus'a gittim geçen sene. Devletin hayatıma tek katkısı. Oğlum Erasmus keşke yapabilseydim ya. Anca TR için. Valla Erasmus istiyordum ama ben işte Erasmus Gram'la şimdi gönüllülük projelerine falan bakıyorum. Hiçbirine başvuramıyorum ama. Hatta bak onu iyi dediniz, ben İspanya'ya şey yapacaktım. İspanya'da bir tane kuruma şey atacaktım. Hatta o maile bakayım bak. İyi hatırlattınız bana chat. Adamlar bana mail atmıştı. Mailime geri dönmüşlerdi. Ben de hemen onlara geri döneyim. Aşkım ona söylüyor, çıkıp küfredeceğim en sonunda. Ya ne gerek var amına koyayım. Ne boş yaptım Berke ya. Bir siktir git, ne olacak amına koyayım. Diyesinler siktirin. Adamlar da güzel şey olmuş yani. Bağır aralarına atla. Bir dakika.
bakıyorum şuna. Opera GX klavye sesi çok iyi değil mi? Vallahi yaparım, insanları rahatsız etmeye hakları yok. Bir kere kutlamışlar ama polis de gelmiyor. Saat kaç yani? Polis gelmez öyle şeylere, boş. Unut onu yani. Bulamazsan beni yalnızlara sor Leyla, beni bana sor Leyla, anılara sor Leyla, ama çok zor Leyla, kurtar beni Mevla, Leyla. Sen olsan sanki durum çok farklı olacaktı. Ben kutlamıştım zamanında Fener'in Avrupa şampiyonluğunu. Baskette onda bitirdik. İnsanlar rahatsız olmasın diye. Ha işte. Ona bir şey diyemem bak. Beni bana sor Leyla. Anılara sor Leyla. Şakasını diyorum ya, çok takılma. Berke çok takılır ya. Fenerbahçe Berke'nin çok takıldığı şeylerden biri. Fazla fanatik. Sağlıksız bir fanatiklik. Biliyorum canım, ben de kendime açıklama ihtiyacı duyduğumu sadece. Sen aynı ben olmuşsun. O zaman ne yapsak abi, chat'te de aktiflik hafiften duruldu. TFC mi geçsek ya, bilmiyorum. 4 izleyiciye düştük, ikisi aktif zaten. İkisi de bot olsa. Yani. Neyse canlar, ben kaçayım. O zaman belki TFT'ye girmiyoruz herhalde. Kaçtığına göre. Uyuyacağım, ben çok yorgunum. Ha, uyuyacaksan eyvallah. TFT'ye girelim diyecektim de madem girmiyorum ben chatting'den devam ederim. Ya da Gas Station Simulator nasıl? Sıkıntı yok. Zaten sinirlerim boşal. Sen bilirsin, sıkıntı yok. Adios, kendine dikkat et. O zaman madem ki şey, adını sen getir. TFT girmiyoruz. Ben birazdan Gas Station Simulator atarım ya biraz. Sonra da uyurum. Herkes kendine cici baksın. Öpüyorum dostum seni. Kendine iyi bak. Sen ne yapıyorsun abi? İyi geceler. Hayat şöyle. Muhaliftim, seçim kaybedildi. Fenerbahçeliyim, Galatasaray şampiyon oldu. Ben dün 950 TL trafik cezası yedim. 2 haftadır sahne aldığım bir kafe vardı. Kafe işime son verdi 2 hafta sonucunda. Şimdi bir otelle görüşüyoruz falan filan. Benim hayat boktan. Hiçbir zaman iyi olmadı. İnşallah iyi olur. Bilmiyorum. Aşk hayatım zaten yok. Aşk hayatı diye bir şeyim yok benim direkt olarak. Oluyor gibi oluyor. Sonrasında olmuyor. 2 yıldır trafik böyle. O yüzden aşk hayatım da yok. Böyle. Umarım hakkında iyisi olur. Herkes bunu diyor ama olmuyor yani. Ya insanlar gerçekten içten dilemiyor bunu, ya da içten dilemesine rağmen bir dış mihrak var üstünde. Dış mihrakların oyunu. Mesela Volkan Konak. İşte öyle yani. Leyla, beni bana sor Leyla, anılara sor Leyla. Ama çok zor Leyla, kurtar beni Mevla. Leyla, Leyla, sana mecnunum ama geri dönemem. Baksana 3 izleyiciye falan düştük. Artık durum hakikaten, ya etkileşim gitti be. Herkes artık izin isteyip gitti artık. Usta bence yakışıklısın. Bunu kız olarak söylüyorum. Ha şu var, güzellik görecelidir ama Hüseyin adamı herkes sever. Özellikle kızlar. Baba, yakışıklılıkla alakalı değil mevzu. Ben zaten kendime güveniyorum o konuda. Hiç sıkıntı yok. Yakışıklı olduğumu zaten biliyorum. Hani bunu ego için demiyorum. Bu özgüven meselesi. Ben hakikaten yakışıklı olduğumu biliyorum.
Ama mevzu yakışıklılığı bitmiyor. Mevzu, ya farklı bir mevzular var demek ki. Bir şeyi yapamıyorum. Bir şeyi yanlış yapıyorum. Var bir şeyler yani. O yüzden çok da takmıyorum artık. Yoksa yakışıklılıkla alakalı değil mevzu ya. Şu an ben yayınlara hep full kendim gibi çıkıyorum böyle yani. Üstlenip püslenmeme gerek kalmadan ev halimle oturuyorum. Sen dışarıda gör beni asıl. Sen bu halime yakışıklıyorsan zaten dışarıdaki halime 10 kat daha yakışıklı dersin. Kızlar çok enteresan, çok kafanı yoruyor. Woman deyip geçmek lazım değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Aa, ya, bilmiyorum ya. Just chatting, ben de öyleyim. Evet, ev halindeyken yayına çıkmak için kasmıyorum kendim ya. Hiç uğraşamam öyle şeylere. Sen bir de benim aşk hayatımı gör. Anlat dinleyelim ya, ne olacak? Kaçtığımız mı var bir yere? Sor Leyla, bir bana sor Leyla, anılara sor Leyla. Kurtar beni Mevla, Leyla, Leyla. Hiç flörtleşmedim bile kimseyle. 3 kişilik bir arkadaş grubum var. Takılıyoruz gibi, ikisi sevgili yaptı. Ben de böyle mal gibi kaldım. Depresyona girdim neredeyse. Üçüncü kişi olmak her zaman sıkıntı bir ilişkideki. Berke de mesela kulakları dışındasın. Berke'nin de öyle bir durumu var maalesef ki. Vardı daha doğrusu, ben de o zamanlar üçüncü kişiydim ilişkilerindeki. Sonrasında ayrıldılar falan filan zaten. Mevzu böyle ya. Sen de bulursun inşallah birini. Sor Leyla, beni bana sor Leyla, anılara zor Leyla. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Yalvarırım, gel de kurtar beni, tanımla, cümleler içinde kullan, yepyeni anlamlara sor. Aslında çok istesem olurdu. Sırf olsun diye olması daha, hiç olmamasına daha kötü, evet. Yani şeyleri mutluyken, mutluysan yapman lazım. O konuda haklısın. O konuda sana hak veriyorum. Kara duman çıktı raydan, asılıdır eleği. Yaşıtlarım çok acayip. Değil mi? O faktör var. Evet, yaşıtların gerçekten acayip. 17-18 yaş arası çok ilginç. Abi ne yapsam ki ya? Ben yavaştan gas station simulator'a geçeyim ya. Yavaştan gas station simulator'a geçelim, geçiş yapalım. Bir yandan sohbete orada devam ederiz zaten. Çok tryhard bir oyun değil ya. Gas station simulator ve sonlara yaklaştığımızı düşünmekteyiz. Gas Station Simulator bitiyor mu? Bakacağız. Hedefimiz o şekil yani. Sonrasında da Drug Dealer Simulator'ımız var. Haydi o zaman yavaştan sahne olarak da geçişimizi yapalım.
Kamerayı yukarı çekelim. Korku oyunu oynuyor musun yayında? Yani 50 abonede falan yapacaktık onu ama hiçbir zaman 50 aboneye ulaşmadık. O yüzden yapmadım korku oyunu, yapmam da. Korku oyunu yapmayı sevmiyorum çünkü. Eğer oyun yakalama geldi. Devam edelim. En son bayağı bir görev yapmamız gerekiyor. O görevleri yaparken sohbete devam edelim. İstediğimiz gibi. Baksana yakıt verilmiş araçlar falan filan. Mevzuları bayağı var. Hizmet verilen müşterimiz bayağı olması lazım. Ondan başlayışını şey. Bence yayında RPG oyunu çıkar. Akar. RPG'den kastın roleplay oyunları mı? RPG neydi oğlum, ben RPG oyunlarını o kadar uzun süredir oynamıyorum ki unuttum artık. Temizlik yapalım diyor burada hemen. RPG oyunları neydi, ben unuttum. Skyrim. Skyrim oynuyorum yayınlarda. Gerçi uzun süredir Skyrim oynamıyoruz. Fallout New Vegas yok bende sanırım. Fallout New Vegas'ımız olaydı eyvallah derdim. Ama Fallout New Vegas'ımız sanırım yok bildiğim kadarıyla. Skyrim oynuyorduk ama. Skyrim'de 2 bölüm falan YouTube'a attım hatta. 2 bölüm Skyrim falan attım. İstersen YouTube'dan bakabilirsin. 2 bölüm falan Skyrim attık YouTube'a. Devamında şey var. Fallout New Vegas çok ucuz, ben alırım istersen sana. Ya ucuzsa ben de alırım. Sıkıntı yok canım benim. Öyle şey mi olur? Steam'de mi ucuz? Epic Games'e. Ona göre ben alayım direkt hatta. Bak güzel dedin sen onu. Steam'de bana Ali alıyor. Ben Ali'yi atıyorum. Çünkü benim kart geçmiyor Steam'de. Game Pass'te de var hatta. Game Pass'te varsa direkt indiririm. Hiç para vermeme bile gerek yok. Yok. Ya yine buglanmış mı orada? Bir bug var yine, evet. Onun buglarından nefret ediyorum ya. Onun buglanması çok kötü sürekli olarak. Oto yıkamayı, adam geldi. Oto yıkamayı çözelim şimdi, bir dakika. Fallout 4 daha yeni, eğer oynayacaksın direktör oyna. O ne kadar? İyi tamam, hepsi yürüdüler sonunda. Ya şimdi yakıt mı bitti gerçekten mi ya? Pass'te de var o da. Tamam. Sen o zaman Fallout oyunlarını bana sırasını söyle, hangisini hangi sırayla oynamalıyım. Ben ona göre oynamaya başlayacağım Fallout. Ama Skyrim bitirelim ilk önce istersen. Ya bitirmesek bile biraz ilerleyelim. Daha iki bölüm şey yaptım Skyrim'de. Sen bir Skyrim oyna ama bak. Ay Skyrim'i izle benim. İki bölüm falan çektik. Az değil yani iki bölüm. Bir 2-3 saat oynadık Skyrim yanlış bilmiyorsam. Skyrim'i YouTube'da gir. Arat. Benim YouTube'a girip. Görürsün iki bölüm falan oynadık. Sonra Skyrim işe yapalım. Bak aslında yarın direkt bir Skyrim'e başlayalım ya. Başlayalım diyorum. Devam edelim Skyrim. Uzun bir Skyrim yayını yapasım var benim. Ama her şeyini unuttum bak Skyrim'in. Ben çünkü en son 3 yıl önce oynamıştım Skyrim'i. Sen bana Skyrim'i koçluk yapman lazım bir tık yani. Kajit aldım. Kajit'te CTRL ile gidip sinsilik kasmam lazımdı değil mi? Onu biliyorsundur sen. CTRL ile gidip sinsilik kasmam lazım. Hasar atacakken sürekli CTRL'de olmam lazım bildiğim kadarıyla. Evet, aynen. Tamam, sen bana koçluk yap o zaman şu Skyrim'de. Çözelim Skyrim'i seninle. Ya müşteri oto yıkama da eyvallah da. Adamın şurada buglanması beni sinir etti. Skyrim'de 450 saatim var. Maşallah canım benim, maşallah. İyiymiş, iyisin. 10 kere bitmişim. Ya Skyrim biten bir oyun değil ama bayağı ilerlemişsin. Skyrim'e asla bitti diyemem. Yani bitmez çünkü Skyrim. Onu söyleyeyim sana yani. Şu adam niye orada buglandı? Tam olarak bitmiyor da anladım anladım demek istediğini ben senin, ya sıkıntı yok. Heh. Tam sonunda o adam işin ucundan tam çıktı diyecektim, çıkmadı eşek herif ya. Görevleri var sonuçta, onlar bitiyor tabii. Hikayesini çok oynamamışımdır ya. Oynamışımdır da oyun sonsuz bir oyun olduğu için çok diyemem yani oynadığım kısma. Ama bayağı ilerlemiştim en son. Buzdağına falan çıkıp bir yüzük falan almam gerekiyordu. O orospu çocuğu bir tane canavar var. O bana tek attıktan sonra oyunu sildim ben. O bir tane canavar vardı. Onu şey yapmam gerekiyordu. Çarpmam gerekiyordu. Bir dakika ben bir hemen
Troller yok yok. Troll tarzı bir canavar değil. Çok ilginç bir canavardı. Troll değildi. Yok, kocaman değil ya. Havada uçan bir tipti böyle. Abi şu buglardan sıkıldım valla. Sürekli araçların beni sabot etmesinden sıkıldım ya. Hakikaten araçlar benim müşteri sirkülasyonumu bitiriyor yani. Ama şuradan geleceğiz abi. Kocaman falan değildi ama dediğim gibi yani. Abi niye böyle bir oyun trollüyor? Valla simülatörlerin şu bugları beni çok ayar ediyor ya. Ya abi ama çıkar mısın artık ya? Hayaletimsi bir şey mi? Yılana da benziyor. Gibi gibi ya, çok hatırlamıyorum şimdi. Ama o hayaletimsi bir şey gibi, evet, böyle havada uçuyor. Bu araç beni deli edecek. Vallahi sinir oldum şu araca şu an. Ice Raid'dir. Doğrudur. Odur belki, bilmiyorum. Tamam, şimdi şu piçi şuradan çıkaracağız bak. Ben çözeceğim mevzuyu. Ben taktım bu piçi. Kafaya taktım çünkü. Onun dişi manyak para. Heh, öyle bir şeydi. Yani bir diş falan filan lazımdı görev için. Orada ben saldım. Bug'a bakar mısın ya? Gerçekten bu nasıl bir bug ya? Ay sikiyim senin gibi bug'ın amına koyayım. Gerçekten sinir oldum şu an. Oto yıkamadaki müşterime gidemiyorum sırf bu neşekli yüzünden, düşünün yani. Gerçekten böyle olduğu zaman sinir oluyorum ben ya. Vallahi çık gir yapacağım ben. Tamam abi, anlaşıldı, çık gir yapacağız. Anne beni yedim. Bu arabaların geçmesini mi engelliyor? Evet, maalesef ki. Sinir oluyorum böyle olduğu zaman. Gerçekten sinir oluyorum yani. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Vallahi çok bug'lı oyun. İnternet Cafe Simulator'dan daha bug'lı bir oyun ya. Tek sevmediğim yanı olabilir bilmiyorum. Çok bug'lı olması. Aşırı derecede bug'lı olması sinir ediyor beni. Tamam, şurada mı o araç hala? Ay senin gibi aracın amına koyayım ben ya. Of. Simülasyon hep bug'lı. Keşke biraz bug'larını düzeltip bu oyunu piyasaya sürseler. Güzel, hani güzel işi eyvallah ama. Baksana abi yani bütün şimdi yaptığım bütün ilerlemeye gitti. 10 tane falan müşteri geldiyse onu gitti şimdi yani. Keşke biraz şu bug'ları düzeltip oyuna girseler falan. Yani kafaya takıyorum böyle olduğu zaman. Ben bugün sana çok oyun dedim ama asıl bomba bence Ranch Simulator. Ranch Simulator ne kadar? Ucuzsa alırım. Değilse almam. Beraber oynasak çok sarar. Kaç kişi oynanıyor en fazla? Ona göre belki alırım. Kaç kişi oynanıyor? 3-4 kişi oynanıyorsa Ali'ye de aldırayım. 40 falan galiba. Aa, o kadar var mıymış? O kadarsa iyi. Sıkıntı yok. Ali'ye falan da aldırırım. Ama her şey fiyatı 40 lira. Pardon, tamam. 6'dan sonra oyun bug'a giriyor. Evet, 6 kişi etmeyiz zaten ya. 6 kişi bile oynamayız. 2-3 kişi falan oynarız. 40 lira. Tamam, aldırayım Ali'ye. Map'in altına düşüyoruz. Anladım anladım. Öğretirsin oyunları ya. Ses geliriz, öğretirsin. Sıkıntı yok. Niye şöyle bug'lar oluşuyor şu oyunda? Gerçekten anlamıyorum. Keşke şu piyasaya amına kodumun bug'larını bitirip girsek yani.
İlla inat ettirecek beni ya. Vallahi sıkılıyorum ben böyle olduğu zaman. Darlanıyorum ya böyle oyunlarda. Belki daha rahat olur şimdi. Böyle oyunlar düşük bütçeli. Eyvallah düşük bütçeli de abi bug'ı da çözersin yani. Bir bug da çözülmeli bence. Bug fixer'ları yok mu aga bu oyunların yani? Düşük bütçeli diye bug fixer olmaz mı bir oyun ya? Optimizasyon sıkıntıları çok oluyor. Optimizasyonla alakalı çok sıkıntı yaşamadım. Yalan yok. Heh, şükür oldu ya sonunda. Öf. Optimizasyonla alakalı çok drop yemedim. Yalan yok. O konuda yalan konuşmuyor ama. Ya benim bilgisayarım belki çok iyi olduğundan optimizasyon sıkıntısı yaşamadım. Bilmiyorum da. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Yalvarırım, gel de kurtar. Beni tanımla, cümleler içinde kullan. Yepyeni anlamlara sor. Kara duman çıktı raydan, nasıldır eleğin? Ben acıyı senle tattım, yanımdadır yüreğim. Kara duman çıktı raydan, nasıldır eleğin? Ben acıyı senle tattım, yanımdadır yüreğim. Yağmurlarım namaz oldu, düşlerim kurudu. Çatları, toprakları. Güzel. Sen bu oyuna diyorsun da koskoca Ubisoft'un oyunlarıyla aşırı bug'lı dönem çok kötü. Artık her parası olan oyun yapmaya çalışıyor. Cyberpunk gibi bir facia daha yeni yaşanmışken. Hakikaten ya Cyberpunk her şey olsaydı. Bak hala bak geçen yayında da bu araç burada bug'lı kalmıştı. Hala da burada. Artık ne diyeyim. Cyberpunk hakikaten ben oynadım ama bug'sız halini oynadım yani. Oyun fixlendikten sonra kendi oynadım. Çok eğlenceli. Çok güzel bir oyun. Yeni bir nefes getirmiş. Yeni bir tema getirilmiş ama dediğim gibi şey konusunda haklısın. Maalesef ki buglanarak çıkıyor. Buglı olarak çıktığı için bütün imajı gitti oyunun. O konuda haklısın da bir şey diyemeyeceğim. Bir kaydedelim biz şöyle. Şimdi hazır bug'sız halindeyken şimdi buradan artık devam etsin sıkıntı yok. Tamirhaneye adam bakıyor zaten sıkıntı yok. Önceden böyle değildi oyunlar testerlar falan tarafından değerli kaliteli işler çıkarmıyor. Evet eskiden daha üstüne düşülüyordu oyunların o konuda haklısın. O konuda yalan söyleyeyim ya yalan söylüyorsun ya yalan söylüyorsun demeyeceğim. Çıkıyordu. Ne yok sıkıntı yok pardon yazamadım demişsin sıkıntı yok fark ettim ben. Ne yapabiliriz diye bakıyorum da. Yükseltmelere bakalım. Kilidi aç. Ek görevleri ilerlemem lazımmış. Okey. Elektrikli süpürge olsa çok iyi olur ya hakikaten. Bakalım şurada park yeri satın alalım hadi. Ha bak tuvalet satın alabilirim. Yükseltmeleri yapalım madem. Paraya daha çok ihtiyacımız var. Akaryakıt da iyi olur. Otobüs durağı zaten bu kadar okey. Bakalım daha fazla bir şey alabiliyor muyum şu anlık? Alamıyorum. Gayet iyi o zaman. Bayağı para harcadık ama en azından daha çok para kazanma potansiyeline ulaştırdık diyelim. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Yalvarırım, gel ve kurtar. Beni tanımla, cümleler içinde kullan. Yepyeni anlamlara sor. Kara duman çıktı. Savuş atmış yine.
Asıldır elim. Ben acıyı senle tattım. Şimdi tamirhaneye ben gidiyorum. Artık. Tıkreşim burbunun salon var mı? Tamam. Sen daha şey ihtiyacı var. Havuç imzam benim. Eyvallah. Canım sıkılınca atıyorum. Güzelmiş. İyi iş, iyi iş. Bir tane de tekerleğe ihtiyacımız var. Allah'tan hepsi vardı bizde. İyi, hizmet verilen müşteri sayısı da artmaya başladı bayağı. Sıkıntı yok. Beni tanımla, cümleler içinde kullan. Yepyeni anlamlara sor. Aa, bir dakika, ben şimdi bunları buraya koyabiliyor muyum? Aa, bu çok güzel. Elimdekileri buraya koyabiliyor olmak güzelmiş bak. Aynaları da buraya koyabiliyorum. Hiç üstümde taşımama da gerek yok. Bunun sonra yani oyunda 4-5 saat geçtikten sonra öğrenmem de çok ilginç tabii. Kara duman çıktı raydan, nasıldır bilmem. Tamam, bu da güzelmiş. Oha, çok güzel. O zaman tüm parayı bunu harcadık mı peki bir anda? Parçalarda şimdi girip mesela 7 tane bundan söyledim. 7 tane de bundan söyledim. 7 tane bundan söyledim mesela. Motor yağından da 7 tane söyledim. Aküden de 7 tane söyledim. Ne kadar ediyor? Mesela sipariş verelim. Elde bulunsun, ben bunları nasıl olsa şey yaparım. Madem rafları varmış, raflarına yapıştırırım ben bunları. Herkes nerede? Kimse yok aga ya. Yapacak bir şey yok. Böyle olsun. Sıkıntı yok. Ben bunu alamıyorum. Sonunda alabildim. Kimse yok, yapacak bir şey yok yani. Kimseyi zorla getiremem. Gelmek isteyen gelsin, yapacak bir şey yok yani. Tane daha müşteriye yazar kasada yardımcı olduktan sonra görevleri, zorlukları bitirmiş oluyoruz. Bugün de bu şarkıya taktım çok ilginç bir şekilde. Ben gelmeyince arada maç balıyorum anlamsız bir şekilde. Estağfurullah canım, öyle şey mi olur? İster gelirsin ister gelmezsin, bu böyledir yani. Niye bunu sıkıntı dert ediyorsun kendine? Ne gerek var? İstersen gelirsin istersen gelmezsin, bu böyledir yani. Sorumluluğunmuş gibi hissettiriyor. Estağfurullah, olur mu şey? Hiçbir zaman zorunlu değilsin ya da sorumlu değilsin gelip gelmemekten, lütfen. Öyle kötü hissetme kendine. Çok teşekkür ederim, böyle benimsiyor olman beni çok mutlu ediyor. Ama bu kadar da kendine, ya yani kendini yıpratma diyeyim daha doğrusu yani. Bu kadar da kendini yıpratma şey için. Şimdi yazar kasamız da dinlenmeye gitti.
Yağmurlarım yağmaz oldu. Bir tamire tekrardan bizim adamımız tam dinlenmiş. Biz onu bir gönderelim. Bana bir şey olmaz vakit bol. Şu sınavlar bitti ya, değil mi? Değil mi? İyisin iyi. Sıkıntı yok. Demesini yapalım hadi. Yaz arkasına gidelim. Yaz arkasına önce yakıt varmış. Tüm gün Discord'da arkadaşlar oturup sohbet ediyor, toplu bir şey yapıyorsa onun dışında full oyun oynuyorum. Arkadaşlarım da gelsin. Gelsin takip etsinler bana, takip atsınlar. Birlikte chatte sohbet edelim. Bana da etkileşim olur. Gelsin benim, gelsinler benim Discord'a mesela falan filan. Hiç bunu reklamlamaları düşünmedin mi canım yani? Bunu da mı ben söyleyeyim? İlla kendimi ben mi reklamlattırayım sana? Yani ne var? Ne kadar ayıp, ne kadar üzücü. Son bir haftada 40 saat sadece Rainbow Six oynamışım. Maşallah. Basıncı nasıl halledecek ya ben? Neyse dur, yakıtta biri varmış. Reklamlamayı denedim. Canını yerim ya. Çok teşekkür ederim. Şu suya git, şeye gideceğim. Su basıncını mevzusunu halletmeye gideceğim. Onun sebebini çözeceğiz şimdi. Yaz arkasındaki insanlar gitsin bir. Tamirhane işini, şu depodakileri bir yerleştirelim. Place all olacak şekilde. Tamam. Place all. Başka scratch'e. Kasiyer alamıyor muyuz buraya? Kasiyer şu an bak yukarıda 3 tane şey var ya, dinlenme diye. Orada. Yani dinleniyor şu an. Onların da mesaisi var. Mesai dışında dinlenme yapıyorlar. Kasiyer alamıyoruz ya, alıyoruz işte yani, kısaca anlayacağın. Zaten kasiyer alabiliyoruz ama onların da mesaisi oluyor. Yoksa şu anda o 3 kişiden biri kasiyerdi zaten çalışan. Buradaki bu alçak basıncın sebebi buradaki kirlenme mevzusundandır diye düşünüyorum. Kirden dolayı ha. Şu kirleri çözeceğiz. Burası ne mahzen? Burası işte şey, kanalizasyon gibi düşün. Bu oto yıkamanın mevzunu, orada burayı temiz tutabilmek için burayı, daha doğrusu oto yıkamadaki suyu halledebilmek için burayı da temizlemem gerekiyor. Buraya o yüzden geldim. Mevzumuz bu. Bak kendi kendini düzelmiş zaten. Herhalde. Tam yazar kısa 4 kişi varmış, oha. Abi neyi yanlış? Ne an ya, anlamıyorum. Ne ürün geldi de ben şey yaparken görmedim. Allah Allah. Bak bak.
İşte oyunun saçmalığına bak. Yapmadığım şeyi yapmış gibi gösterip bir de üstüne ürünü tanımlamadı. Neyse, Allah'tan hizmetçilerin hepsi geldi de onları kasaya gönderebileceğim şimdi. Tamam, şimdi hemen müşterilere paralarını da ödeyelim. Hangisini yapsın? Araçlara sen yakıt doldur, sen de kasaya git. Aynen. Oto yıkamaya ben de gideceğim şimdi. Ya baksana şu adam ne kadar zora sokuyor ya. Altı üstü bir bug yani. Bir bug bütün oyunumu kilitliyor şu an yani. Merhaba, yine ben çay koyup geldim de kaçırdık. Hiçbir şey kaçırmadım. Hiçbir şey hem de. Ben şu ekskavatörü kullanıp adamı almak istiyorum buradan. Şu adamı geleceğim. Şuradan çıkarmaya çalışacağım. İnşallah çıkaracağım bu arada. Çok büyük umudum şu anda. Şu adam baksana nasıl trafik yapmış şuraya. Girdiği bug yüzünden nasıl da şey yapmış. Oha abi, girdiği bug'a bak. En son mahzen gibi bir yerdeydim. İşte oranın kanalizasyon olduğunu söyledim ben sana. Kanalizasyondaydım falan filan. Kanalizasyonda işte temizleme yaptık. Sonrasında gittim. İşçileri falan şey yaptım. Aha, vallahi de çıktı bug'dan. Aha, vallahi de çözdüm. Oh! Rahatladım. Demiyorum bir şey. Yorum yapmıyorum. Yorum yapmıyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum. Abo, bu sefer de buradan mı giriyor? Neyse, bu sefer inşallah bir başkasını engellemezse sıkıntı yok. Bir dakika, şu şeyden sonra bir arkadaşıma bir nefret kusmam lazım da. 2 gündür beni çok fazla boğduğu bir şeyden ötürü. Ben hemen ona tepki gösteriyorum, yoksa içimde kalacak. Ben 2 saat bekleyemem yayının bitmesini. Hemen o tepkimi göstermem lazım, çünkü gerçekten darlandığım bir konu hemen. Nasıl? Tamam, kablo şey gitmiş, bağlantı kablosu uzamış falan filan. Bekleyin abi şimdi, hatta sürede akmasın.
Yayın dondu sandım. Yok ya, bir arkadaş koşuyor. Geldim abi, tamam. Tamam. Arkadaşa bir nefretimizi döktük. Bir sinirimizi şey yaptık. Geldik. Heh. Yazar kasa. Yazar kasa gerçi var zaten. Sıkıntı yok. Ben şimdi şu çalışanlar elemanların istatistiklerine bakayım bir. Tamam. Aynen. Cash register. Aynen. Tamam. Doğru yapmışız. Charlotte falan filan. Neydi ya? Neydi? Ne yapacaktık ya? Dekorasyon muydu? Dış mekanda mı? Bir şeyler yapacaktık da. Bunlar dekorasyon için. Olabilir. Keyfi. Güzel, en azından buraları bir adam etmiş olalım. En azından paramızın olduğunu, bir şeyler yapalım yani. Gösterelim paramızın olduğunu. Belki hobi olarak iş bile yapar. Oo, çok güzel yaptık lan şu an. Paramız bayağı azaldı ama en azından bayağı da dekorasyon yapmış olduk. Ve parayı artık sık sık kazanmaya başladık. Sıkıntı yok. Şimdi bu kadar yaptıysak bir çıkış yapalım da, ben şu şey ya. Heh, elemanların römorklarından istiyorum bir tane. İstasyon yükseltme görevi. Tamam, o zaman hemen yükseltmelere girip özel şey, ne dekorasyon. İç mekana da yapalım bir şeyler. Gerçi bunları kendim mi? Bilmiyorum, gerçi bunlar çok da şey yapmaz. Mı? Mesela şunlardan aldık bayağı. Tamam. Mesela ne işe yaradı bunlar? Hani görmedim ben bir şey. Bu teslimatla mı geliyor bunlar, anlamadım ben. Aa bak, aa dışarısı ne kadar güzel oldu lan bir anda. Dışarısı hakikaten bir anda değişiverdi. Bu güzel. Şimdi bagmak yok değil mi içeride? Şuralara bakalım da bagmak falan varsa en azından çözelim direkt. Yok. İyi bari, güzel, şükür. Dış geliştirme, dış mekan geliştirmeye bakarız. İç mekanda hiçbir şey yok gibi ama. Dış mekanı çözeceğiz. Orada 3 izleyicimiz. Hoş geldiniz diyelim abi. Ben temizliğe bakayım şurada şöyle. O zaman da kendimize yakıt da çekelim çünkü yakın zamanda yakıtımız biter bizim. Madem bayağı yakıta geliyorlar adamlar. Tamam, daha 80 tane, 70 tane pardon. 70 tane müşteri var. Daha 70 müşterimiz var ya. Görev var. Gerçi bahşişimiz de az zaten. Bahşişi de çözmemiz lazım bizim.
Gerçi çözülür diye düşünüyorum. Ne dekorasyonlara kadar dur acaba ha. Çantada değil mi dekorasyonların? Heh, tamam, şöyle yapacağız o zaman. Buraları şöyle dolduracağım ben şimdi. Tamam, çantadaymış dekorasyonlar. Şuralara böyle random sallayalım bunları abi. Çok önemli olan şeyler bile değil bunlar yani. Boş boş dursunlar burada. Aa. Ya şu an bunlar bile fazla oldu biliyor musunuz? Bunlar kalsın böyle. Şöyle buraları doldurmuş olalım. Bakalım başka. Ha. Bak ha, aynen. Buraları asalım. Bu tarz şeyleri yani. Yere koyulacak şeyleri salalım bir tık. Bunlardan istemiyoruz. Dekorasyon olarak. Oh, ya şu adam niye çıkamadı buradan? Bir bak da kaldı bu eşeğin oğlu. Tamam hadi. Haydi bir kere daha çıktım koçum. Görüşmek üzere artık. Kendine çok iyi bak. Şükür artık bir zamanı gelmişti bu eşeğin gitmesinin zamanı gelmişti. Çok iyi oldu. Adam tamire dinlenmeye gitmiş. Hadi biz bakalım o zaman. Ya çok güzel. Araba parçadan. Babacım. Oho. Parça alacağız biz bayağı o zaman. Bayağı bir lastik lazım bize. Bir yandan şurayı da açalım şöyle. Bir neydi eksik? Lastik artı ayna. Bir aynamız var burada. Sıkıntı yok. Aynayı hemen çözelim ama lastik lazım. Tane de lastik mi? İki lastik lazımsa şöyle yapacağız. Teslimat. Bayağı bir lastik söyleyeceğiz biz. Diğerlerinde zaten var çünkü. Tek lastik lazım. Yakıt durumu düşük. Hemen yakıt söyleyelim bir de. Yakıt sipariş edelim. Teslimat, yakıt tedariği. Güzel söyleyeyim çünkü paramız az. Aha. Toy kamyon müşteri gelmiş. Hemen bakalım.
Çöp doluymuş. Teslimat gelmiş depo kapısında. Eyvallah, buna da bakarız. Şu mekanı biraz yükseltsem, bir tane daha römork alıp bir tane daha çalışan alacağım normalde. Mevzum bu. İstediğim bu aslında ama. Bakalım artık. Sen kalk git oradan. Ben seni çağırayım artık. Sen bir gel bakayım. Ödemesini yapalım. Tamirhaneye acil gitmen lazım senin. Yakıt teslimatımız da gelmiş. Şimdi onlar da dinlenmeye gitti. Sıra yine bana geldi. Okey. Hala bahşiş alamıyor adamlar. Onu benim kasmam gerekecek, anlaşıldı. Abi nasıl bahşiş alamam ya? Şükür. Tamirhanedeki adam tamirhane baksın, sıkıntı yok. Buralardan bahşiş kasmam lazım, kazanmam lazım. Güzel. Bahşişi böyle böyle kasarız bu arada. Bunlar dinlenmeye gittiği zaman ben bahşişi yaparım. Görev olarak. Teşekkürler canım. Have a nice day. Okey, yakıtlı bir adam daha gelmiş. Ona hemen bakalım. Tamam, ondan da aşağı aldık. Bir arkasında iki kişi daha var. Hatta bir süreliğine kızı başka bir yere verip yazar kasaya ben baksam daha mantıklı olabilir şu an. Bir düşündüm de ben daha çok bahşiş alıyorum şu kıza göre. Kız 10 seviye olmadığı için daha zorlanıyor şehre. Sanki ben yapsam daha iyi olur gibi. Evet, bahşişleri burada hallederim bu arada ya. Sıkıntı yok. Ben en iyisi şey yapana kadar, bahşiş görevini halledene kadar kızları başka yer şeylere yönlendireyim. Yoksa istatistiklerine bakalım mesela, Fooling'de okey. Bu kız Fooling'e göndereyim ben mesela bunu. Cash Register'da okey. Cash Register'da hadi ben bakacaksam. Ice Cream Vending. Ice Cream yeri almamız lazım. Car Repair'lık da bir şey yok. Cleaning'e gönderirim bir tanesini. Bir tanesini de Cash Register'a gönderirim. Yok, gerçi onu ben yapacağım zaten de. Ya da uzman oldukları yerleri göndereyim. En azından çalıştıkları paranın bir mantığı olsun. Aldıkları paranın mantığı olsun. Evet, o olabilir. Tamam. En azından görevi yapana kadar biraz uzman oldukları alana yönlendireceğim hepsi bunları ben. Gözler kasaya bayağı adam geliyor. Bu çok iyi. Sikiyim ama yalanını sikiyim senin ya. Odağım gitti iyice ya. Güzel. O, siktir git yalanını sikiyim ya. Öyle şey mi olur ya?
Güzel, alacaktım ben ondan bahşişi ya. Çöp toplamaya gelsin de adam. O zaman bir dakika. Tekrar elemanların istatistiğine bakıyorum. Siyah saçlı kasa dayı. Diğeri yakıt dayı. Tamam. Siyah saçlı kasa. Siyah saçlı kasa olacak şekilde gidelim. Ben de oto yıkamadan devam edeyim. Babacım gel şimdi. Şimdi ödemeni yapıyorum. Sen kasaya gidiyorsun. Sen de yakıtla alakalı. Bir dakika, tam tersi olacaktı. Of, yanlış yaptım. Siyah saçlı dinliyorum. Diğeriyle karıştırmışım ya. Bir dakika dur. Tamam, bir dakika, sen siyah saçlı olmuşsun. Tamam. O zaman tamam. Diğeri niye siyah saçlıymış gibi. Bu Elvis Presley Ghost'u burada ne arıyor ya? Ben bunu hala şeyini çözemedim. Tamam, sen diğerisin ya. Tamam. Gel buraya. Sen şey. Yakıt dolduracağım. Gel. Heh, tamam. Şimdi oldu. Tipleri farklı gözüküyor diye şey yapamadım hiç. Tamam, yakıt makıt onlar zaten. Tamam. Bahşişe devam ediyorlar. Ben bir kola mı içeyim bu sırada rahat rahat şöyle bir. Bir de temizlik yapacağız sonrasında. Ne yapıyor, tamir ediyor mu bu adam? Ne oldu, mevzusu neymiş? Ya tekerlek mekerlek mi kalmamış? Güzel. Ne kadar tutuyor? Ha, 1500 tutuyor. Tamam. Lastik mi kalmamış? Mevzumuz lastik kalmaması mı? Tam lastik yok diye yapamıyor, anlaşıldı. Hatta 10 tane diyelim biz buna. In stock diyorum, 9 tane varsa niye yapamıyor? Yap bakalım şimdi, inşallah yaparsın görevini. Yapması lazım aslında, ben mi yapayım baba? Hayır, bu adamın içini ben niye yapıyorum onu da anlamadım da. Yakıt durumu düşük. O zaman yakıt durumu düşük. Ben bir fulleyim buradan o zaman.
Ya da arkasına falan baksınlar ama. Bak adamlar şey alamıyor. Bahşiş alamıyorlar. Yok, evet, bahşiş alamıyor bu adamlar. O zaman şimdi şöyle yapıyoruz. Babacığım ben seni işte temizlemeye veriyorum. Yakıt şeyler bende ya. Şimdi niye dinlenmeye gidiyor? Baban sen niye dinlenmeye gidiyorsun, pardon? Yakıtları doldursana sen. Tamam. Al, ödemeni yaptım. Şimdi yakıtları doldurmaya gidiyorsun. Aa, gitmedi. Dalmış ben son başka bir şey diye ben de kestiriyordum. Yok yok. Ben sen o mesajı yazmadan önce gelmiştim zaten. Ne yaptın? Devam ettik, kariyere devam. Bayağı devam ettirdik yani. Bayağı güzel şeyler yaptık. Baba sen niye dinlenmeye geldin ki? Anlamıyorum ya. Ha, yakıt olmadığı için. Yakıt olmadığı için dinlenmeye gitmiş, mantıklı. O zaman hemen yakıt teslimatı bitsin bakalım. Teslimat bitsin mümkünse amına koyayım. Bitmesine gerek yok. Nasıl bu adam dinlendi. Ya nasıl yakıt yok? Abicim şaka mı yapıyorsun ya? Of. Şimdi teslimatla şu piçi göndereceğim. Bitsin artık teslimat ama kaç kuartal, bayağı bir litre teslimat yaptık da bu kadar da sürmez diye düşünüyordum sanki ben. Ya nasıl yok ya? Ay sikiyim sizin yapacağınız işi ya. Lan hala mı yakıt ikmali var ya? Neyse. Kasa bende Allah'tan. Hizmet vereceğimiz müşteri sayısı da artık azalmaya başladı. Da ben artık bayağı bir teslimat şeyi yapayım şimdi, ürün. Sigara. Yapıştır abi sigaraları. Alkol kesinlikle yapıştırman lazım. Ice Vending falan filan vardı, neyse. Biskot Farola yok abur cubur arasında ama neyse, sıkıntı yok, canımız sağ olsun. Bu biraz teslimatı hala devam ediyor mu ya? Oğlum niye hala devam ediyor bu yakıt teslimatı? Ne yapmam lazım? Şaka mı yapıyorsun ya? Ben boşuna mı bekledim abi bu kadar süredir yani? Tıkladım ben güya yani. Şükür. Tamam. Ben meğersem beklemek eşeklik yapmışım. Benim eşekliğimmiş. Oysa ki şey yapmıştım yani.
Ay ay. Yapma be oğlum be. Neyse Allah'tan çok zorlamıyorsun adamları. Abi ya işte şu buglar çok kötü ya. Bomboş bir bug yani. Tabirhanede de iş var. Ya da kasa da bana ait. Of. Nasıl adamlar başçalamıyor onu anlamıyorum ya. 10 seviye olmuşsun artık. İşinde expert olmuşsun amına koyayım. Hala yapamıyorsun. İyi Allah'tan şükür yakıt ikmali durumu kalmadı artık yani. Tamam güzel bahşiş konusunu da halletmeye başladık artık. Yavaştan. Lan baksın sıkıntı yok. İyi parayı kasmaya başladık yavaştan. Adam dinlenmeden gelmiş. O zaman tamirhaneye biz bu adamı götürelim. Ödemesini yapalım. Diyelim ki sen tamire git. Tamam, temizlikte duruyordun. Çok bir zorluğun yok senin. Güzel. Yani 30 tane falan müşteri kaldı artık. Ya çok sıkıntı çıkarmadın abi. Gidelim şu çöplere. O zaman şimdi şu teslimattan da bayağı bir ürün alalım biz.
Nasıl iki ediyor ya? Al. Hepsinden düşürüyorum bari. Babacım aşağı indirsene bari. Heh. Nasıl bu kadar fazla tutabilir oğlum? Türkiye mi? Pardon. Biraz uçuk bir mizah. Biraz ağır bir mizah. Senin ben o zaman. Alkolden kesmeyeceğimize göre abi. Senden kesiyoruz. Bu nasıl bir bug'lanma ama? Böyle bug mı olur ya? Allah. Al işte bu sefer depoda yer yok diyor. Oyun hakikaten ağır daşlak geçmeye gelmiş bugün benimle. Hocam depoda yer yok da burada da hani şey kalmadı ha. Al hadi bunları playseçtik ha. Meşrubatlar full şey yani mesela. Birer tane isteyelim mesela şunlardan. Hadi abur cubura da çok ihtiyacımız var. Alkole çok ihtiyaç var ama mesela. Sigaraya da ihtiyaç var. Heh, şükür bari bunları alabildik yani. Allah razı olsun hakikaten. Şimdi 28 müşteri, 25 tane de bahşiş kaldı. İkisini aynı anda yapabilirsek çok güzel olacak zorluk olarak. Aha yine buglanma gelmiş. Çok güzel. Çok güzel abi. Buglanmaya başladık yine güzelinden. Başı bug değil de sürekli niye yani sürekli boğulur onu bilmiyorum. Kum fırtınası geliyor herhalde sürekli ondan. O siktir şimşek çaktı ama. Tamam, burayı çözdüğümüze göre zaten buraya girip neyse dur yakıtta yardımcı olabilirim aslında. Nasıl ya neyse. O görevler çok uzun ya abi 250 müşteri ne mesela yani 150 müşteri desen okey diyeceğim 250 müşteri deyince yani çok oluyor. Oha lan bayağı bir şey istemişiz herhalde.
4 kutu olarak geldi maşallah. Oto yıkamaya sonra bakarım. Sıkıntı yok. Oto yıkamaya gidelim bakalım. Bu arada 300 diyeceğiz ama kim izliyor amına koyayım bu kadar? Oto yıkama diye ben niye buraya gittiysem? Yakıta gideyim hemen. Ah be, yapamadım amına koyayım. Ya yine mi amına koyayım? Niye sürekli bir yerden çıkıyor ya? Of. Sürekli bir yerden ben kum fırtınası için bir şeyler düzeltmek zorunda mıyım amına koyayım? Yeter lan. Vallahi oyun bak şey yani bokunu çıkardılar bug diyecektim. Her yeri bak zaten amına koyayım o ayrı mevzu da. Hakikaten oyun bokunu çıkarmışlar kum fırtınası mevzusundan ya. Hay amına koyayım her yer sürekli kum kum kum. İyi yakıt da bende şimdi bahşiş alma ihtimalim daha fazla olacak bu sayede. Tabii ben başarabilirsem o da var. İyi şükür. Çalışanlar nasıl bahşiş alabilecek kadar sağlam çalışmıyorlar onu anlamadım ben. Bak orospu çocuğu gözümün önünde çöp attın senin o yurdunu sikiyim ben. Hadi bakalım bunları şey şuraya yerleştireyim mesela şunları. Çok güzel. Önce sen buraya şey yapmama gerekiyor. Güzel. 15 tane şey kalmış.
bahşiş şeyi kalmış. 20 de müşteri mevzusu kalmış. Bir dakika o zaman ben bir şey yapayım. Hemen. 2300 de paramız var. Bu çok güzel bu arada. Hiç abur cuburumuz zaten daha varmış. Abur cubur bir şey yok şu an. Mekanı temizleyelim. Mesela 20'de müşteri kalmış. Müşteri az kaldı, güzel. Müşterinin az kalması güzel. Artık görevleri bitirelim. Yeni yükseltmeye girelim. Hazır yeni yükseltme gidiyoruz, ben parayı biriktireyim o zaman. Yani. Aynen oyunda autosave alsın. Royalty. Sigara migara alsınlar da abi. Bir üründen fazla alsınlar ki bize şey bahşiş bıraksınlar. Bizim tek olayımız o şu anda. Güzel bahşiş de aldık. 13 bahşiş kaldı. 20 de müşteri. Oha 20 ürün mü? Bir dakika ne kadar para kazanacak gerçekten merak ediyorum. Ne kadar para kazanacağım daha doğrusu ben bu ürünlerden çok merak ediyorum. Çünkü bayağı adam zulasını buradan çıkarıyor. Çok güzel. Kazanacağım parayı gerçekten merak ediyorum. Adam her şeyden almış. Bu adam güzel de bahşiş bırakır diye düşünüyorum bu arada, eğer ben doğru yaparsam. Ne kadar kazandık? 101, of, 100, 110 dolar, 115 dolar falan kazandık. 100, 101 dolar adamın şeyi tuttu zaten masrafı. 10 dolar da bahşiş, güzel iş, kötü değil. Bahşiş almak her türlü işime gelir. 1 dolar da olsa bahşiş görevini yapmak yeterli yani benim için. Hatta bir de yakıta gidelim hemen. Abi burnum niye kaşınıyor benim sürekli ya? Ben sıkılıyorum böyle burnum. Çok kaşınınca ya, of. Yazar kasaba yakıtlı adam var şu an. Ben benim onlara bunlara ağırlık vermem lazım. Tamam, bir haneyi ben adam geldiğinde de hallederim. Sıkıntı yok. O zaman yakıt için adamı göndereyim. Tamam biri beklesin. Tamam birinin çok da bir mevzusu yok. Yok, gerçi senlik bir şey yok, sen otur. Görev listesinde ise araçlara yakıt doldurmaya git hocam. Daha bir tane yakıtı da ben alayım. Bir tane de bahşişi daha halletmiş olayım yani. Çalışanıma gidecek, o zaman ben buna gideyim. Güzel iş. Çok güzel. 6 baş kaldı, 16 da müşteri kaldı, gayet iyi. Sonunda uzun bir uğraş sonucunda şu görevi de halledebiliyorum diye düşünüyorum inşallah yani. Hatta hemen ben buraya bir kayıt atayım. Aha hissettiğim ekip geldi vallahi. Tamam çok güzel. Müşteriyi buradan hallediyoruz şimdi, hiç sıkıntı yok. Parti ekibi geldi. Müşteri alacağız. Onları onları da en az 6-7 kişi geliyor. 6-7 müşteriyi oradan halledebilecek olmak güzel iş.
Dans eder de geliyor krallar. Toplamayı da getirelim biz. Bir duvar boyama da var. Hadi bakalım bak. 3 müşteri oldu bile. İyi. Gayet hızlandırır beni şu anda bu mevzu. İki müşteri kalmış. 7'si zaten var. 2 de bahşiş kalmış. Hatta bahşiş 1 kaldı. Hiç sıkıntı yok. 2 çöp ne arada oldu be oğlum ya. Boş boş işler yemin ediyorum. Tamam, güzel. 3 müşteri kalacak bundan sonrası da gayet iyi. Bahşiş halletmek güzel oldu ama. Paramız da bayağı var. Direkt yükseltmelerin hepsini basabileceğiz şu an yani. Instagram'dan birileri bir şeyler atmış. Haydi bakalım. İki müşteri daha kalmış olacak. Şeyden sonraki iki müşteri de gayet çerez yapılır. Hiç sıkıntısı olmaz yani. Yok ya, şu temizlikçi mevzusunu sonra edeceğiz. Tamam, sıkıntı yok. Bizim temizlikçi bug'da kaldı yine. İyi bari bu arada 250 müşteriye ulaştık ama ilerleyen kısmı daha da zorlayacak bunu. Kesin. Onda. Şimdi bir dakika, ilk önce bir save alalım. Kaydet. Bunun üstüne save istiyorum ben. Sonrasında benim kız nerede? Niye burada bug'da kaldı o kız? Onu merak ediyorum ben. Tamam, o zaman bir dakika. Ana menüye dönelim. Nasıl save attık? Kız nerede o zaman? Neyse, ben yükseltmeye gireceğim. Çok güzel. Güzel. 5 seviye yaptık. Çok iyi. Şükür sonunda kız geldi yani. Aa, mekan genişlemiş. Evet. Çok iyi.
Hop 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 hop. Bundan sonra arkaya da kasa yapacağız herhalde de dur. Oha bayağı bir şey geldi bu arada. Şimdi aramayı cevaplayalım bir. Bu aramayı cevaplamadan önce gidelim de ilk önce. Bakalım ne kadar. 135 para, 12'de bahşiş, güzelmiş. Şimdi ilk önce tamirhaneciye bir gidelim. 2000'de paramız olması çok güzel. Tamam, şimdi aramaya gideceğiz. Bir arama yapalım. Something to admire. There's no shame in calling you more than family, a business partner. But still, you owe me some cash. Para biriktir diyor şimdi. Vay rospu çocuğu dayınma. Dayı hakikaten rospu çocuğu ya. Hiçbir işe yaramıyor yani. Hala da parayı hatırlatıp duruyor yani. Göt. Bak benim aslında bir tane daha eleman almam lazım. Şimdi. Eleman alabiliyorsam ben bir almak istiyorum. Tamam, çok iyi. Bir tane eleman alalım, biz bunu kasaya verelim. Hatta bir tane daha alabiliyor muyum? Oo, çok çok daha iyi oldu. Tamam, iki tane daha eleman alabiliyorsam şimdi var ya, iki eleman çekelim biz ve. Netio Hiroki. Gelin abi siz. Çalışanlar. Konuşmaya başla. Görev listesi. Sen bir kayıtla ilgilen. Konuşmaya başla. Görev listesi. Sen de temizleme yap. Çok iyi. Yok. Ödeme şey. Şu vending machine mevzusu vardı. Dur hadi ona bakalım bir. Mekanı bir yükselttik burada da. Dondurma yapma mevzusunu nasıl halledeceğim? Dondurma yapma mevzusunu nasıl halledeceğimi düşünüyorum ben şu an. Yükseltmeler. Yok bu da değil. Yok yönetim de değildi. Elektrik 10.000'miş. Oha. Eyvallah yani. Şimdi kartları alıp ne yaparım bilmiyorum da. Etkileşim. Heh. Burası kilitliymiş. Yakıt mı bitmiş? Aa dur hemen yakıt halledelim. Yakıt ikmal yapalım hemen. Sipariş verelim. Neyse mekan gayet güzel ilerliyor şu an bu arada. Moto yıkama, moto yıkama falan. Geç o işleri. Geç bunları. Aman geç bunları bir kalemde seyret perişan halimi bende aksam orlakta aslan zinlenmiş meyhuruna vakit dolmakta avare oldum
Terzi oldum terk ediyor da zalim. Senin Allah'ın yok mu ya? Yarim gözüm yüksek dedim bir bu aşkım var. Düşmanlar nispet de hey kara vicdan yar yardı suçlarıma gömüşüz. İki yakıta verebilirim bak aslında. Evet şimdi fark ettim. Bir kişi yakıta verilebilir. Niye olmasın? Hatta daha iyi olur. Göz değil kış mübarek. Bir vakit temizliğe gitsin de. Mesela o zaman seni şöyle yapıyor. Ödemeni yapacağız. Seni yakıta vereceğiz mesela. Yakıt ikmali yok. Yakıt ikmali iki kişi olacak bu saatte sonra. Çünkü yakıt zor. Yakıt uzun artık. Yaralı kasada bir kişi kalacağına göre iki kişiyi yakıta vereceğiz. Boşuna mı para kazanıyoruz zaman okuyayım yani. Yani bir de zaten biri var. Yazar kasada zaten biri var falan filan yani. Yakıta baksana 3 kişiymiş. Düşmanlarım nispette be hey kara vicdan yar yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar zalim. Oha otoyıkama rendesi zormuş. Okey. Depoyu yaptık. Sıra buji değiştirmeye için atölyeyi yükseltmesi. Ondan sonra atölye fulleniyor. Gerçi yok belki 5 seviyeden sonra yine atölye yükselecektir. Bilmiyorum. Belki de 5 seviye fulldür. Bilmiyoruz. Bir şey diyemem. Bamlarım nispette be hey kara vicdanlı yar yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar. Para mı biriktirsem diye bakıyorum. 5.000 parayı mı biriktirsem? Yoksa sigaramız bir sigarayı bayağı bir teslimat yapalım sigara için. Hatta ikişer şey yapalım. Sigara bize önemli çünkü. Tembeyaz saç. Baksana az kalmış sigara. Sigarayı biraz fulleyelim. Sıkıntı yok. Geri kalan abur cubur kısmında falan iyi miyiz? Alkol kısmında çok iyiyiz. İçecek kısmı ve abur cubur belki biraz lazım olabilir evet. Tamam seni hemen yakıt ikmaline gönderiyorum koçum. Yakıt önemli iş çünkü. Perişan hali bende şam olmakta dostum seni vermiş ölüme dostum seni vermiş ölüme laf olmakta. Tamam güzel para oluyor ya sıkıntı yok. Para çözülüyor sıkıntı yok. Hatta duruma göre tamire başkasını bile gönderebilirim. İki tane yakıtçımıza bir tanesi tamire göndeririz falan filan hemen halledilir. Güzel fazla işçi olması hiç kötü değil aksine daha güzel. Parayı bir bıraksam 10 dakikaya 15 dakikaya herhalde parayı fulleriz gibi. Teslimat geldi güzel. Teslimat da hemen depodan yerleştiriverelim şöyle bir. Sigaramız gelecek zaten. Belki onun dışında meşrubat alırız da meşrubata bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Yüce Mevla'ya sığındım seyret. Perişan halimi ben de akşam olmakta dostlar. Silivermiş meyhudu. Bu arada 4 izleyiciye çıktık tekrardan abi hoş geldiniz. O GasStation he ya. Döndük baba GasStation Kürkçü dükkanı gibi. Döndük buraya da. Hoş geldin Asya. Seyret perişan halimi ben de akşam olmakta dostlar sili vermiş beyhude lafla vakit dolmakta.
İyi akşamlar efendimler. Hoş geldin efendim. Bizde durumlar böyle. Bir anda 407 çıktık tekrar. Güzel ya. Yüce Mevla yasındım seyret. Perişan halimden ne akşam olmak. Dostan silivermiş peygamber vakit dolmakta. Var oldum serseri oldum terk diyardan zalim. Senin Allah'ın yok mu? Baksana ama 3 dakika içerisinde 750'ye çıktı bile para zaten. 10-15 dakika paraya dokunmamayı becerirsek, başarırsak büyük ihtimal 5000 görevini yaparız. Yüce Mevla yasındım. Allah'ım. İkinci yazar kasa falan alabiliyor mu acaba yükseltme olarak bakalım. Atölye yükseltiliyor da bilmiyoruz bakacağız. Dekorasyona girişesim var ama dekorasyon için yok be. Şu 5000 görevini yapalım da 5000 para görevini. 5000 ödeme yapacağız adama. Şu an tam menajerliğe döndüm benim mevzu tam menajerliğe döndü. İnce ben yasındım. Yazar kasa tek olduğu için yazar kasaya bir şey yapamam. Belki şuraya bir tane yazar kasa yapsalar şöyle belki okey olacağız yani ama. Yazar kasayı oyunda tek tutmuşlar ya da belki ileride yükseltirler bilmiyorum. Oto yıkamaya adamıyorum. Oto yıkama bende. Oto yıkamaya da keşke görevli verebiliyor olsak. Bak o zaman böylece en azından iki kişi sıkışıklığı olmazdı. Dostlar seni vermiş ve bu ne lafla vakit dolmakta. Avare oldum serseri oldum terkini yardan zalim. Senin Allah'ın yok mu yarın gözü yüksek de derin bir kuru aşklar. Düşmanların ispette ay kara vicdan yar. Mevla'ya sığındım. Adam hiçbir şey yapmayıp bazen araya gitsene ya. Sen dinle zaten temizlik yok. Boşu boşuna para ödemeyeyim ben sana bunu koyayım. İyi, paraya dokunmayalım bir süre. Zaten paramız güzel. Yakıt durumumuz azalırsa bir yakıt yükleriz. Şöyle güzelinden bir yakıt yükletiriz. Onun dışında uğraşmayız bile. 1500 yapmışız parayı. Gayet iyi. Aa, dur depodan şeyler geldi. Bak onları verelim şuraya. Yok geç sadece sigaraydı. Tamam güzel. Burada place yapacağımız bir şey yok. Almayız da zaten. Bak mesela şimdi iki tane yakıt ikmali var ya. Bir tanesini gönderelim hemen şimdi. Araç tamirine gönderelim seni mesela. Heh, tamire gitsin. Heh, böyle dağıtabiliriz mesela. İkinci yakıta ben giderim. Gibi gibi. Hatta şu boştaki adamı da gidip yakıta gönderelim. İşte. Zenginlik böyle bir şey abi. Artık zengin olmaya giriyoruz yani.
Araçlara yakıt, ya ödeme al, al yaptım ödemeni. Eşeğin sike sike yapacaksın o yakıt ikmalini şimdi. Göt veren midir nedir ya? Çöpleri alacak. Okay. Benim çok vaktim yok. Yarın mesela ver. Hemen gitmeden keyifler nasıl efendim? Umarım bir sıkıntı yok. Şükür iyiyiz yani. Her şey klasik. Her şey ne kadar kötüyse şu anda o kadar kötü. Bir değişiklik yok. O kadar. Sende ne vardı yok. Sen iyisin. Gerçi sen zaten gün boyu her zaman konuşuyoruz. O yüzden bu formalite sorularının sonrası bile gelmiyor. Maksat yayını aktif tutmak. Teşekkür ederim yani desteğin içinde. O konuda. Yani işte bir saat falan. Yani oyunu belki de oyunu bitirip kapatırım. Uykum yok. Yarın sınavım, finalim falan da yokmuş. Belki yayını bitirip kapatırım. Bilmiyorum. Yayında oyunu bitirip kapatırım. Yarın Skyrim falan oynayacağız. Senin mesai çok şey yormuyor mu seni ya? Ben seninle ne zaman konuşsam sen mesaidesin çünkü. Bari umarım karşılığını alıyorsundur yani inşallah. Öyle diyeyim sana. O konudan bari inşallah karşılığını alıyorsundur da yorulduğuna değiyordur. Günde 10 saat falan çalışıyorsun çünkü kafadan garanti. İçimi kararttın. Baba ben realistik konuşmayı severim yani. Niye yalan söyleyeyim şimdi? Niye hayatım hakkında yalan konuşayım mesela? Öyle diyeyim sana. Niye yalan konuşayım? Bakalım Discord'da bir şeyler var mı? Yok. Özleyin nakış mübarek. Yakıt ikmalinden çok. Aa şimdi yazar kasta birileri varsa o zaman ben yakıt ikmalindeki adamlardan birini şeye göndereyim. Hocam gel buraya, seni görev listesinden kayıtlı ilgilene götürüyoruz. Mesai bayağı zorluyor, uzun çalışıyorum ama bir diğer yandan zamanı boşa harcamam gerektiğini fark ettiğim için pek boş vaktim olmuyor. Ya boş vaktin olsa bir insanın biraz boş vakti olmalı ya gerçekten. Biraz böyle en azından kendine zaman ayırabileceğin bir vaktin olmalı. Sende o vakit yok. Zaman dolu olması güzel bir şeyler en azından. Bir kariyer yapma peşindesin en azından. Mesleğinde devam edemeyecek olsan en azından referans edebileceğim bir şeyler. Referans sana kullanılabilecek bir referansın üzerinden gidiyorsun. Eyvallah da. Bilmiyorum ya. Bakacağız artık. Gözlerin akış mübarek. Yani yine kolamdan bir işim. Lan bu arada yine 3 saat. Şu oyuna girdiğimde zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum gerçekten. O çok güzel bir şey. 3 saate girmişiz. İlk 1 saat chatting yaptık. 2 saattir oyundaymışız. Daha aynı yolda yürümem. Seninle yürüyene yolda tuzaklarım var. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarlarım var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Yok ben sadece kariyer amaçlı çalışmalar değil, hayatımda kendime boş vakit yaratmam gerektiğini fark ettim. Kendime zaman ayırıyorum o yüzden işte kendine ayırdığın zaman daha fazla olmalı. Ben de onu söylüyorum. Bir çıtırdan müzik yayına. Bir ara. Ben provalardan falan şu an kafamı kaldıramıyorum. Bugün ödev yapmaya bile saat 9'da başladım. 9'a kadar Mersin'deydim. Ne daha 9'a kadar Mersin'de değilim. Öğlen stüdyo falan yaptık. Artık haftanın 6 günü benim müzik var yani. İnşallah bir müzik grubu kurduk. Ondan devam edeceğiz diye düşünüyorum inşallah. Bakalım tutarsak. Bayağı güzel planlarımız var. Şehir dışına dair, şehir içine dair, kariyer yapma adına, müzikten kariyer yapma adına bir sürü şeyimiz var. Hem müzik hem müzisyenlik hem yayıncılık yapmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah olursa. Hatta bu şarkının sahibi ile tanışma ihtimali de var bir ara eğer işler doğru giderse. Drone'un planını yaptık. Bu söylediğim şarkının sahibiyle tanışma ihtimali. Yani bu genel kültür olsun diye kim olduğunu söylemeyeceğim. Tahmin edin yani. Gerçekten çok büyük şekilde yaptığını görüyorum. Umarım senin ulaşırsın. Vallahi inşallah.
Yani belki de sadece senle ben görüyoruzdur çok uğraştığımı. Belki başkasına göre çok uğraşmıyorumdur. Onu da bilemezsin. İnşallah dediğin gibidir ama. Bakalım. Koçum ben seni tekrar görev listesi olarak kayıtla ilgilerini götürüyorum çünkü tamircimiz geldi. Yani belki sadece sana bana göre çok büyük şekilde yapıyorumdur. Onu bilemezsin. Umarım herkes senin gibi düşünüyordur. Mutlu olurum herkes eğer öyle düşünüyorsa. Ben müzikten gerçekten ünlenmeyi istiyorum çünkü. Müziğin bana kazandırabileceği şeyleri böyle hayal etmek bile yetiyor. Senin dilinden önce duvarlarım var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. İstasyonda yakıt kalmamış oğlum. Aa. Niye yakıt durumu düştüğünde söylemiyor ki bana oyun? Neyse. Bütün param, kazandığımız para gitti. Üzücü bir şekilde. Ama neyse. Sıkıntı yok. Tamir etme kısmı dışında hiçbir yerde bir şey yok. Okey, o zaman bir temizliğe girişelim. Temizliğe girmesek bile olur. Derin bir nefes alır gibi atıyoruz yükümüz ağır. Bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına sevişmeli bağır. Güzel. Ben ufaktan kaçan size güzel geceler diliyorum. İyi yayınlar. Kendine iyi bak canım. Öptüm. Kendine çok çok iyi bak. Cici bak. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak tekrardan. Derin bir nefes alır gibi basıyoruz. Aynı bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına sevişmeli bağır çağır. Ben duvarlara çarpa çarpa nazar tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Oğlum bana tip tip bakma, senin o yurdunu sikerim ha. Tam yakıt teslimatına başladık. Şimdi bu saatten sonra parayı kazanmak daha okey olacak. Çünkü bir daha yakıta para bile harcamayız diye düşünüyorum çünkü. 700 litre yakıt aldık yani. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum. Ağlayan son tuttum. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığım haksızlıklar. Güçlendim, her şey olmaz olarak. Sen not a problem ama... Nasıl bir başarımsa, ilginç bir başarımmış. Hayırlı olsun bize. Yazar kasa da bayağı adam lazım. O zaman yazar kasa hemen görevlilerimizi çağıralım yazar kasaya. Şimdi hepsinin parasını bir ödeyelim. Görev listesi. Gel kayıtla ilgilen. Konuşmaya başla. Ne yapalım seni biz? Hmm.
Ya sen de yakıt doldur baba. Nasıl olsa herkes herkesi yapacaksa, herkes her şeyi yapacak diyelim daha doğrusu. İyi, 1293 liramız var, gayet güzel. Ben bir yandan yakıtlara başlayayım hatta. Hızlandıralım süreci. Çok güzel. Niye paramız düştü lan bir anda, 1200'lerde değil miydi? Yakıt ikmalinde bir var. Tamam, o zaman dur bir dakika, hemen temizliğe çağıralım birini. Gel lan temizliğe, dingil. Bir boka yaramaz. Ama güzel. Artık her yakıt başına birini koyacağım ileride. Şu 5000 lirayı bir halletsek. Sonuçta bayağı yürümüş olacağız zaten. Yürüteceğiz mevzuyu. Paraya hakikaten dokunmasam belki şu an kadar. Ama gerçi yakıta da ihtiyacım vardı yani şimdi. Diğer yakıtçımız da söz olmuş, hemen çağıralım o zaman onu da. Gayet iyi. Şimdi 3 tane yakıtçımız var. Mükemmel durum. Artık hiçbir şey gecikmeyecek. Kolay kolay hiçbir şey gecikmeyecek. Bu güzel. Tamam, bir tane de oto yıkama geldi. Oto yıkamayı ben çözeyim direkt. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum? Ağlaya ağlaya nasıl tuttum? Aman, her şey çok güzel. İyi, buraları full boyamıştık. Güzel olmuş. Mekan güzel olmaya başladı Allah'tan. Bu arada 4 izleyiciyiz. Abi, herkes tekrardan hoş geldi diyelim. Gecenin bu saatinde 4 izleyici olmak da güzel. Etkileşim kazanmak. Hatta ben su hazır boştayım. Şu kanalizasyon suyu çok sıkıntı yaşatmasın bize. Bunu temizlemeye gideyim ben. Basıncı sarıya dönmüştü artık, su basıncı sarıya dönmüş. Biz çok sıkıntı yaşamayalım. Yaşamamaya özen gösterelim yani. Ben buraya bir temizliği çıkarsam var ya. Bu ne arıyor lan burada? Ben bunu anlamadım. Oo, dur, yukarıda bir şeyler varmış. Dur, onlara bakacağım. Şimdi fark ettim bak. Burayı bir temizliğe çıkarsam var ya, öf, mükemmel oldu. Ne oldu lan böyle, anlamadım ben. Burada bir tane kart bulduk. You found a card. Aynen öyle. Ne var bu? Buradaki kapıyı açamıyorum. Sıkıntı yok. Buradakiler de şey. Dekor.
Buraya nereden girmiştim? Ha, yukarıdan girmiştim. O yüzden şey yapamıyorum. Aa, yukarı çıkamadım. Çıldırırsın. Şu diğer yerler arasında keşfetmem lazım. Nerede ne oluyor, ne bitiyor diye. Bu arada 2200'de paramız olmuş gayet iyi şükür. Gidip keşfedelim bakalım. Ben duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum. Ağlaya ağlaya yüzüm tuttum. Buraları ben bir keşfetmiştim sanırım. Burası ne işe yarıyor, ben hala bunu çözemedim tabi ama. Bunları keşfetmişiz ya, az buçuk hatırladım, evet. Keşfetmişiz ama ben unutmuşum buralara geldiğimi. ₺500 paramız var, gayet güzel. Artık parayı akıtmak lazım, sıkıldım çünkü. Ama bak, yükseltme varmış, yükseltmemiz varmış yapılacak ama bir 5000 lirayı toparlayayım ya ilk önce. Yükseltmeden daha önemli şu an bence yani. Yok, tamir etmede mesela az kalmış. Mevzu. Tamir etmedeki adamın mesaisi bitmek üzere, hemen oraya geçerim ben. Ne geçeceğim? Başkasını geçiririm hatta. Ben şimdi molaya gidecek dinlenmeye. Ondan sonra da hemen halledeceğim orayı. Hemen mesela. Bacım, hemen seni şey yapıyoruz. Araç tamirine gönderiyoruz. Yakıtlara ben bakarım, sıkıntı yok. Tekrardan 400 izleyici olmuşuz. Hoş geldiniz. Ben duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. ₺3000 olmuş. Hadi abi, o zaman bitmeden artık şu yakıt bitmeden eğer halledebilirsek. Anlık bir şey yok gerçi ama.
Oyunun sapıkları varmış. Ona baktım da hakikaten bu oyunun bile sapığı varmış. 999.990 popülerlik kazan bir arkadaş olduğuna göre. Helal olsun. Şöyle bağlı olacağım ama okuyayım bir oyunu yani. Hadi 3200 para da yapmışız ya. 5000 olsun görevi merak ediyorum. Sık tuttum. Ağlaya ağlaya yasın tuttum. Ellerimi nefes alır gibi tutuyoruz hükümü tabu. Bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Aynı bir cesaret sende şu anda. 1500 altın kalmış. 1500 altın daha direnelim. Sonra görev neymiş? Öğrenelim. Beş on dakikayı olur bu arada. 522 litre. Oo, sadece yakıttan bile kazanırız bu arada. 1500 dolara. Çok rahat. Yakıt bayağı var çünkü. Çalışanların parayı ödeyeceğiz ama ilk. Çalışanların para o kadar zorlamaz ya. Tamam, yazar kasaya gidiyor. Tamam, şimdi hepsinin mevzusu bitiyor aslında. Okey. Hepsinin mesai bitmiş neredeyse. Onlar dinlenmeye gidecek sırası. Yakıtta kimse yok mesela şu an. Çözeceğiz ama hiç sıkıntı yok. Tamir arkadaş baksın. Mesela tamir etmeden seni alalım. Seni kasaya vereyim mesela ben. Gel buraya. Sen kayıtla ilgilen bu sırada. Çünkü ben zaten tamirci adamı gönderiyorum. Öf, 4000 para. Çok güzel. Mükemmel bu arada. 4000 para gayet mükemmel. Hemen 5 dakikaya abi hallettik bu arada. Ah, ben yakıta gideyim. Yanlış yaptım ama. Yazar kasada gidecek şimdi. Aa, 3500'e düştü. Herhalde biraz geç ödüyor parayı. Oyun ondan böyle oluyor ama yapacak hiçbir şey yok. Ama bu da dinlenmeye gitsin. Sıkıntı yok. Ben buraları çekip çevireyim.
Hayır. Tamam, şu 5000 yapana kadar kalacağım ya. Şu an çok merak ettim, o 5000'de ne olacak acaba? Bir tane yakıt gelmiş. Ah, bahşiş alabilirdim, ondan iyiydi. Güzel. 3800. Güzel. Ben bahşiş alamıyorum hiç ya, onu fark ettim. Allah razı olsun, ben 5 liramla bir şey aldı yani. Hadi 3900, 1100 dolar. Haydi. Yok, tamirhanede Allah'tan adam var. Tamirhane çok uzun ya. Tamirhane üşeniyorum yani, tamirhaneye yalan yok. Ya, 1000 dolar daha kaldı. Bakın, bizim standlar da boşalmaya başlamış baya. Aslında onları da sipariş etmemiz de biraz, diyorum ki acaba dayansak mı? Biraz parayı tutalım, bir suyunu çıkaralım paranın, ondan sonra. Bin görevimi yaptıktan sonra yaparım. Aa, çok güzel. Ekip geldi. Nereye gidiyor ya bu orospu çocukları? İlginç tipler ya. Neyse, dur yakıtlara gideyim ben. Hatta şöyle yapalım. Madem onlar geldi, ben şu tam dinlenen elemanlardan görev listesi, kayıtla ilgilen. Baba gel, seni de yakıta gönderiyorum. Yakıta gel sen de. İyi, güzel. Bunlardan en azından para kazandık biraz. Hiç sıkıntı yok. O zaman hemen elemanlardan şunu da yakıta gönderelim tekrar. Seni nereye göndereyim diye bakıyorum. Seni de yakıta gönderelim.
Kaç yok yapıtta değil mevzuda. Vending machine mevzusunu bir çözemedim ama. Ha, gerçi yakıtta. Tamam, gel gel. Gel ben seni şey yapacağım. Yakıta göndereyim seni. Aynen. Güzel. 3 tane yazar kasa var zaten. Tamam, çok çok iyi. Yani 460 dolar sonrasında da göreve var, şey yapıyoruz. Görevi çözüyoruz. Satamıyorum da bunları. Hadi 400 TL lan. 400 TL değil, dolar pardon. Arasında dolar kadar fark olunca. Hadi lan, 22 dolar kalmış. 22 dolar sonra görev bitiyor yani. Yakıt aldılar zaten, çok iyi. Hemen dayıyı aramaya gidelim. Dayı gel buraya. Haydi bakalım, şu mevzu ne acaba? Şimdi ne olacak acaba, çok merak ediyorum. Aha. Dayısı geldi. İyi iş, iyi iş. Thursday. Tipe bak. Ya bu şimdi? Hocam. Nedir yani? Bu görev mi bitti? Anlamadım ben. Verdik parayı, bitti gitti. İlginç. Bize müşteri gelmeye devam etsin. Ne yapalım, ben hiçbir şey anlamadım ama. Heh, dur. Hemen hemen şu kum fırtınasından gelen şeyleri çözeyim bir. Bak, bir dakika, Discord'dan bir şeyler gelmiş mi diye bakıyorum da.
Şimdi hemen şuradan bir halledelim mevzuları. Allah'ım hemen yakıp gerekiyor. Allah'ım ya. O çalışan tarafından işgal edilsin. Eyvallah da. Bu araç neyse ben resetliyorum burayı. Tamam. Daha da uğraşmayacağım yani yeter. Al işte başladık yine. Yakıt ikmalinden kimse şeyde çıkmıyor ki. Neyse tamir etmeye gönderdim beni ben şimdi tamirdeyken. Alırım. Şu adam zaten şimdi gidecek. Dur, Mayumi'ye gidecektim zaten. Sen tamire gitsene baba. Oh. Nasıl bir kum şeymiş abi. Üç kürekte mi alacağım ben onu ya? Of. Ya o şimdi ben buradan da mı geçemeyeceğim? Güzel abi. Heh, neyse Allah'tan bak. Çözüldü.
Hadi oto yoklamada adam varmış. Bunu gidelim. Sonra da depoyu falan. Herhalde bu arada oyunun sonu geldi. Herhalde. Bilmiyorum, biz yine de şey yapalım. Bütün güçlendirmeleri falan, yükseltmeleri falan alalım. Ne olacak? Üç buçuk saat yayın olmuş gerçi burada. Neyse dur, ha. Belki yükseltmeyi alabiliyorum şu an mesela. Depoyu şey mi yapmak? Atölyeyi yükseltmek ya. Güzel. Nice. Kötü değil. Ben şurayı bir kaydedeyim. O zaman ben de yavaştan çıkayım artık o zaman. Ya yine gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Tekrardan izliyorsan da buraya kadar geldiğim için çok teşekkür ederim. YouTube'a da gelir bu video zaten. Öpüyorum sizler abi. Kendinize iyi bakın. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay.